Ya fotoğrafçı nerede? Fotoğrafçı gelin geldi. Tören başlıyor, haydi. Gelin geliyor, gelin. Gelin yok, gelin kaçmış. Anne nereye gitti? Kız çok merak ediyorum. Allah aşkına nereye gider? Sizin kızınız yüzünden herkese rezil oldum. Oğlunuz rezil etti sizi, oğlunuz. Oğlumla ne alakası var kadın? Kızın belli ettiğine mal olduğunu. Doğru konuş beyefendi, doğru konuş. Sen kendin ne zannediyorsun? Böyle konuşamazsınız. Bize böyle konuşamazsın. Sen ne beyefendi? Çok rica ediyorum. Sizi dışarı alalım. Biraz hava alın. Hiçbir sorun yok. Ben çok teşekkürler. Kız kaçtı kız. Buyurun. Kız yok. Buyurun lütfen. Bu ne rezalet Alev Hanım. Ben böyle bir şey görmedim. Olacak şey değil. En son siz yanındaymışsınız. Evet ben yanındaydım. Ama bir şeye ihtiyacı var mı? Bir problem var mı? Sormak için. Bilmiyorum ki. Aşk olsun Alev Hanım. İstanbul'da en iyi nikah organizatörü diye düşündük. Gelin kaçtı, sizin haberiniz yok. Ama ben ne yapabilirim efendim? Yani kızınızı oraya kelepçeleyecek halim yoktu değil mi? Sizin de kaç paralık iş yaptığınız belli. Ancak mahalle düğünü organize edersiniz. Hadi hayatım, biz yürü. İrmamız ol. Servet. Neredesin Servet? Servet Hanım. Servet abla. Ben yapamayacağım. Çıktığın yolun geri dönüşü yok biliyorsun değil mi? Seviyor musun? Seviyorum. O zaman ne diye sevdiğin insanı böyle ortada bırakıp gidiyorsun? Abla. Ya annesi bizi rahat vermeyecek. Nişanlandığımızdan beri başımızda her yerden çıkıyor, her şeyi karışıyor. Ya öncesinde baş edebilir mi zannettim. Herkesin kaynanası var dedim. Ama öyle böyle değil. Ya az önce içeride duydum. Oğluna. Benim müstakbel kocama. Hemen çocuk yapma, belki boşanırsın dedi. Ya hemen çocuk yapma, belki boşanırsın ne demek ya? Ya bir anne nasıl söyleyebilir bunu? Ben yapamayacağım abla. Yapamayacağım. Korkuyorum. Bitti mi? Bittiyse sana bir hikaye anlatmak istiyorum. Anneler ve korkular üzerine. Bunu dinledikten sonra karar ver. Anlaştık mı? Hı? Anlaştık. Annem babamı bırakıp gittiğinde daha 12 yaşındaydım. Niye gittiğini ve gidişin nelere sebep olacağını anlamayacak kadar küçüktüm. Daha 12 yaşındaydım. Babam bir daha evlenmem diyordu. İki kardeşime ve ona kim bakacaktı? Ben. Hiç unutmuyorum bir gün Sevda o kadar çok ağladı ki anne diye. Tamam dedim bulacağım anneni yeter ki ağlama. Ağlama artık. Çıkarttım sokağa bunları. Babam işten daha gelmemiş. Annemi arıyoruz diye gezdiriyorum. Şu köşeyi dönünce diyorum. O köşeyi dönünce bir sonrakini gösteriyorum. Sakinleştirince döneceğim eve. Ama ne olduysa oldu. Ne oldu biliyor musun? Aynı yalanı söyleye söyleye sonunda ben de inandım. Annemi arıyordum gerçekten. Sanki bulacakmışım gibi arıyordum. Sanki o köşelerden birini dönünce gerçekten annem çıkacaktı karşımıza. Ve koşup boynuna atlayacaktım. Sarılacaktım annem diye. Ama çıkmadı. Yürümekten canım çıktı ama annem çıkmadı. Ayaklarım su toplamış yürümekten. Kollarım kopmuş Sevda'yı taşımaktan. Ama en çok acıyan yerim... Yüreğim. Bir de üzerine kaybolmuştuk. Yollar, yüzler yabancı.
Gece anneyle değmemiş soğuk bir yorgan gibi çöktü üzerimize. Bu sefer korkudan ağlamaya başladık. Ta ki bir ışık görene kadar. Sokağın sonundan pasparlak bir ışık. İçinden ineni görünce öldük herhalde dedim. Öldük, bir melek geldi bizi almaya. Melek değilmiş, gelinmiş. İlk kez bir gelin görüyorduk. Ve ilk kez bir düğüne katılıyorduk. Annem gittiğinden beri ilk kez gülen insanlar görüyorduk. Sabahtan beri açtık. Yediğimiz o pastanın, içtiğimiz o limonatanın tadını sana anlatamam. Ve nasıl eğlendik biliyor musun? Kendi düğünümde o kadar eğlenmedim, öyle söyleyeyim sana. O gece iki şey öğrendim. Birincisi, herkesin mutlu olduğu, her şeyin mutlu sonla bittiği bir masaldı düğünler. Gelinlerle damatlar o masalın süper kahramanıydılar. Ve evlilik sihirli bir şeydi. Çünkü evlenince bir annen, bir baban daha oluyordu. İkincisi neydi abla? Annem bir daha asla geri dönmeyecekti. Okulu bitirdiğimde, aşık olduğumda, evlendiğimde yanımda bir annem olmayacaktı. Keşke olsaydı da her şeyime karışsaydı. Ama olmayacaktı işte. Bak tekrar soruyorum. Seviyor musun? Vallahi çok seviyorum abla. Kocanın annesi senin de annen sayılır. Ya böyle korkup kaçacaksın ya da artık ona bir kızı olduğunu hatırlatacaksın, göstereceksin. Bak bakayım bana böyle. Hadi gidip makyajını tazeleyelim. Düğün sensiz başlayamıyor biliyorsun. Hele böyle güzel bir gelinle. Hadi. Makyajın hala güzel duruyor. Birkaç tane ufak rötuş o kadar. Hepsi toparlanacak. Hadi dik dur. Aa, toparla kendini. Gelinsin sen. Gelin. Süper olacak, süper. Güven bana. Ve sonuna bir gireceksin, bir gülücük. O gülücük zaten her şeyi halledecek. Sen hiç merak etme, güven bana. Tarık'a ne diyeceğim ben abla ya? Hayatta affetmez beni o. Tabii bir de o var ya. Bakar mısın? Ne iş yapıyorsun sen? Bekçiyim. Bir evliliği kurtarmaya ne dersin? Adın ne senin? Bedir. Güzel, Bedir. Gel benimle. Çok güzel olacak. Harika görünüyorsun. Hadi. Bir tane. Aşkım. Hayatım. Sevgilim, çok korkuttun beni. Aşkım, neredeydin sen? Çok merak ettim seni. Kızım, iyi misin? Seni çok merak ettim. Ne olmuş Servet Hanım? Korkulacak hiçbir şey yok. Şu bekçi arkadaşımız yanlışlıkla gelinimizi tuvalete kilitlemişti. Ne? Neyse ki sorun halloldu. Hiç merak etmeyin. Nazarlığı bu da herhalde. Hadi nikah geç kalıyoruz. Evet. Çocuklar nikah geç kalıyoruz. Çabuk hadi. Kızlar yardımcı olun. Sayın şahitlerimiz. Oğlunuz çok mu korktu? Ölüyordu Servet Hanım. İyi. Bu sizin için güzel bir prova olmuştur. Ne provası? Kızı kaybederseniz başınıza geleceklerin provası açısından. Evet. Evet.
gitmem lazım. Artık bundan sonrasını sen halledersin değil mi patron? Nereye ayol? Saadet'in gelinlik provası var bugün. Ha doğru, iyi tamam sen git, ben toparlarım buraları. Bak patron dedim, dikkatini çekerim. Sözünü unutmadın değil mi? Ne sözü? Ha ortaklık meselesinden bahsediyorsun. Yani bu işte bittikten sonra tamam demiştin, hatırlatırım. Burada konuşulacak şey mi Servet? Ofiste konuşuruz. Tamam. Selam söyle Saadet'e. Hadi görüşürüz. Pardon, biraz yavaşlar mısınız? Hayırdır? Kovulduk. Yapma ya. Olsun be abla. Dediğin gibi sonuçta düğünü kurtardıysak ne mutlu bana. Kurtardın da kovdular demek ha? Sağlık olsun abla. Nereye gidiyorsun? Evine bırakayım seni. Burada kalıyordum işte abla. Evle iş hepsi bir aradaydı. Atla. Nereye? İş aramıyor muydun sen? Arıyor muyum? Arıyorsun, arıyorsun. Çabuk ol. Hadi atla. Tekneyi Bodrum'a bıraktım ben. Oranın marinası daha iyi ya. Tamam, tamam gideriz. Tamam, bak işine sen. Hadi görüşürüz, hadi. Saadet kızım, iki kahve söyle ikimize. Sonra da gel bir konuşalım. Tabii İbrahim Bey. Ne konuşacaksınız? Kahveleri söyle, konuşacağız işte kızım. Peki kahveler gelince mi konuşacaksınız yoksa ben kahveleri söyledikten sonra kahveler gelmeden mi konuşacaksınız? Yani ben kahveleri alıp da mı geleyim yoksa bir koşu söyleyip gelip mi konuşalım? Nasıl yapalım? Saadet hasta mısın kızım? Hasta mıyım? Niye? Kötü mü görünüyorum? Tansiyon mu düştü acaba? Kahve içmesem mi ben? İçme kızım, içme. Çay içsen. Çay da şimdi midemi kaynatır. Açım biliyor musunuz? Dün 3 gün kaldı ya, hiçbir şey yemiyorum. Gelinlik kazası yaşamayalım son dakikada. Saadet. Yetti İbrahim Bey. Arif Bey, zahmet olmazsa bir orta Türk kahvesi rica edebilir miyim? İbrahim Bey istiyor. Kızım ne fısıldıyorsun? Bağır şöyle. Ne yapayım abi? Bütün gün müşterilerle kibar konuşmaktan. Arif abi, bir orta Türk yap. Manda batmaz bir de en şekillisinden olsun. İbrahim abi içecek, küsmeyelim. Ha şöyle. Düğüne geliyorsunuz değil mi? Geliyoruz, geliyoruz. Ha, yengeme söz verdim ha, beraber göpek atacağız. Tamam, ben kahveleri yolluyorum, geliyoruz hiç merak etme. Tamam, haydi kolay gelsin. Tamam, güle güle. Ha, Nilgün teyze, Behram abi düğüne geliyorsunuz değil mi? Yemekte ama, yemek yoksa gelmem. Densiz. Geliyoruz tabii Saadetciğim, senin mürvetini göreceğiz. Oynayacağız kız, oynayacağız. Oynayacağız ya. Yemek var ama değil mi? Ya var abi, var. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz, hoşça kal. Sedat abi, düğüne geliyorsun değil mi? Bak yengeyi de getir, ufaklığı da getir, hepinizin yerini ayırdım. Tamam. Tamam, başka kim var? İbrahim abi. Ya bakalım Saadet. Nerede kaldın? Kusura bakma abi. Düğün telaşından davet etmediğim kimse kalmasın diye öyle herkesi bir dolaştım. Herkesi davet ediyorsun böyle. Masraflı olacak herhalde düğün. Olsun. Sonuçta bir kere evleniyorum değil mi? Masrafı neyse katlanırım. Ama ben katlanamam Saadet. Nasıl abi? Seni kovuyorum Saadet. Neden abi? Stoklarda eksik çıkıyor. Nasıl eksik çıkıyor abi? Ya yani nasıl bir eksik bu? Hangi stoklar ki bunlar? Çok değerli bir yüzük yok. Hiç vitrine çıkmamış. Kasadan uçmuş. Bu kasanın anahtarı bir bende var. Bir de mağaza müdürü olarak sende. Demek ki. Demek ki yüzüğü sen aldın abi. Saçmalama Saadet, ben niye alayım? Evet abi. Niye aldın? Sonuçta dükkan senin. Hiç hoş değil bu yaptığın valla. Saadet. Efendim abi. Yüzüğü ben almadım. Senin dolabına bakacağız. Peki abi bakalım. Saadet.
Burası. Abi. Bunca yıllık güven, sadakat. Bir yüzük yüzünden. Ah be saadet. İsteseydin vermez miydin kızım? Abi. Abi bu işte bir yanlışlık var. Vallahi ben almadım. İbrahim abi. İbrahim abi ben çalmadım. Ben sakız bile çalamam ki İbrahim abi. Ya bırak sen. Ben çalmadım. Ben hırsız değilim. İbrahim abi bir dur. Abi nereye gidiyorsun? Abi dinle beni. Kurban olurum ya. Size niye bakıyorsunuz öyle? Tanımıyor musunuz beni? Ben hırsız değilim. Ben çalmadım. Ben çalmadım. Sen çaldın. Asrın? Gözlerimi çaldın benden. Senden başkasını göremiyorum. Dillerimi çaldın. Adım düşmüyor ağzımdan. Düşlerimi çaldın. Sensiz bir hayal kuramıyorum. Yüreğimi çaldın saadet üstüm. Seni sevmeden duramıyorum. Benimle evlenir misin? Allah aşkım. Evleniyoruz ya zaten. Bin kere sorsam, sen de bin kere evet desen yine inanamıyorum Saadet. Senin kalbine bu dükkandaki değil, bütün dünyadaki pırlantalardan daha saf, daha temiz o kalbine girebilir miyim Saadet? Tekrar soruyorum. Benimle evlenir misin? Evet. Hadi bakalım, herkes işinin başına. Show bitti. Hadi. Benim kalbim sensin Asrın. Bin kere yaşasam, bin kere evlenirim seninle. İki buçuk karat, round kesim. İtalyan montur 29.500 euro. Euro 2.90 olsa 85.000 küsür lira. İndirim yaptım %10. Haydi %15. Hayır aşkım. Kabul edemem ben bunu. Nereden baksan 70.000 lira bu yüzük. Hayır alacaksın, ben istiyorum. Hayır istemiyorum. Sesi hala mı? Tu donné, tu sacrifié, sans espoir de retour. Aşk, senin olan her şeyi vermektir ve geriye hiçbir şey beklememektir diyor. Bu dünyada senden başka kimsem yok. Annem yok, babam yok. Neyim varsa sana feda olsun. Senin hiçbir şeyin olmasa da olur Asrın. İbrahim abi, aşk olsun. O nasıl rol yapmak öyle? Ya Asrın'ı kıramadım. Ama içim kan ağladı vallahi. Hele seni öyle hırsızlıkla falan suçlamak. Sen benim elim ayağımsın kız. Ne yapacağım ben sensiz? Bana bak Asrın Efendi. Saadet hep böyle hoş tutacaksın. Yoksa külahları değiştirir seninle. Abi ne demek? Bize güvenmiyorsan ortaklığı falan da unutalım. Olur mu canım? Saadet'in kocasından daha iyi ortak nerede bulacağım ben? Siz hele bir evlenin. Her şey yoluna girer, merak etme. Allah! Ablam! Gelinlik provasına gidecektim ben. Abla! Abla! Çıktım ben. Yoldayım, geliyorum. Vallahi geliyorum. İbrahim abi çıktım ben. Hadi gel, ben seni bırakayım, gel. Aşkım! Nasıl kandırdın beni? Ölürüm ben sana ya. Ben bundan sonra sana hep böyle sürprizler yapacağım. Benden hiç sıkılmayacaksın. Ben senden sıkılır mıyım? Ben sana ömrümü vereceğim deli.
Aşkım. Allah Allah. Ne oldu? Ne oldu? Efendim, toplantıyı öne aldı İsveçliler. Haberiniz olsun. Tamam, sen git, ben geliyorum. Geleceğim. Aşkım, benim gitmem lazım. Tamam. Merak etme, ben bir taksiye atlar giderim. Ama olmadı ki. Bak, sen önemli adamsın. Geç kalma. Ben de geç kalmayayım. Hadi. Hayır. Seni bindireceğim. Gel. Taksi! Geldi. Ben de seni. Hem de çok. Ne oluyor? Buyurun Asım Bey, ben anlatacağım şimdi size. Ne toplantısıymış bu? Ha? Bunun toplantısıymış. Kalk lan. Ne vuruyorsun lan? Oğlum. Sensin. Kalk buraya. 9 aydır 5 yıldızlı otelde kalıyorsun. Biz arabalarda yatıyoruz, sürünüyoruz. Keyfimden mi kalıyorum? Mal. Kızı tavlan, inşallah düğün ikna et. Sen daha iyisini biliyorsan yapaydın. Bak. Bak keyfine. Asım. Bu iş çok uzadı ha. Hadi sapla oğlum. Sapla hadi. Sapla, sonra dönersiniz gene 3000-5000 için sağçı gümüşçü sonra, değil mi? Siz ne zannediyorsunuz oğlum bu işi ha? Türkiye'nin en büyük pırlantacılarından birisini soracağız. İçeride adamımız olmadan nasıl olacak o ha? İçeride adamım dediğin 3 gün sonra nikahlanıyor musun karıyla? Ben ne diyorum? Gerizekalı. Kız müdür oğlum, tamam mı? Bütün anahtarlar bununla. Öyle kaynakta patlayıcıyla girmeyeceğiz. Yağ gibi gireceğiz kasaya, bu bir. Kızla düğün ne zaman? Soygun da o zaman işte. Bütün mağaza çalışanları düğünde olacak. Risk yok. Bu da iki. Anladınız mı? Ulan soygundan kaldıracağınız para 25 milyon. İşi bilmiyorsunuz. Gelmişsiniz kızın yanında, efendim İsveççiler toplantı istiyor. Evet, tamam işte. İsviçreli ulan! Pırlanta işine bakan İsviçreliler. Tamam mı? Doğru diyor lan. İsveçliler ağaçta ve mobilyada iddialıydı. Yok lan, ben onların o meşhur mağazaya gittim. Hepsi. Oo, onlar ne ki? Bizim İnegöllü ustaların eline su dökemez onlar da. Ankara siteler diyorum. Başka bir şey demiyorum. Alo alo. İşimiz bittiyse ben gidiyorum. Ulan Asrı, zalimsin yemin ediyorum. Düğünde kızı keriz gibi bırakıp gideceksin değil mi? Dünya böyle oğlum. Biri üzülecek, biri sevinsin. Yapacak bir şey yok. Hadi şimdi yürüyün de işimize gücümüze bakalım hadi. Mal kafa. Ölürüm seni. Rahat dursana. Bak. Basbayağı güzel oldu bu. Abla bırak beni gideyim. Penguen gibi oldum. Bırak şimdi. Sen dön bakayım şöyle. Bak arkası da iyi oldu. Bana bak, daha önce hiç servis sektöründe çalıştın mı? Çay ocağı sayılıyor mu? Mantık olarak aynı tabii. Abla, beni bırak gideyim. Vicdan azabından yapıyorsun. Sen o konulara hiç girme. Bak burası bir iş yeri ve sen de bir çalışansın. İşini elinden geldiğince düzgün yapacaksın. Hepsi o kadar, tamam mı? Bu da takılacak, unutma. Kızlar! Bedir'e tarif edin. Neyin nerede olduğunu gösterin, hadi. Neredesin sen? Geç kaldın. Abla özür dilerim. O kadar güzel şeyler oldu ki. Neler oldu? Asrın bana evlenme teklif etti. Ne o öyle görmemişler gibi. 3 güne zaten sizin düğününüz var. 1000 kere evet desem inanamazmış. Abla öyle çok seviyorum ki. Çok sevme, yanarsın. Yanıyorum zaten. Aa, ne biçim konuşmak o öyle? Bu ne? Aslında hediye etti. Güzel değil mi abla? Güzelmiş. Hatta nasıl diyeyim, sanki biraz fazla güzel ha?
Bana bak, bununla ortalıkta dolanma, kolunu keserler senin. Aman abla, hemen kaçırırsın insanın hevesini. Azıcık sevinsen benim için ölür müsün? Düğününün dört dörtlük olduğu gün sevinirim ancak. O güne kadar nikah organizatörünüm senin. Tamam, anlaştık mı? Hadi git giyin artık gelinliğini. Bak, kadın bekliyor bir saattir içeride seni. Ay, kime diyorum ben? Çabuk ol. Oh, çılgın. Hiç kilo almadım. Hiç kilo almadım. Hiç kilo almadım. Hiç kilo almamışsın Saadet. Aferin sana. Motiflerine dikkat et. Aliye Hanımcığım, ben diyorum ki bu beli iyice böyle oturtturalım. Koltuk altları da daha güzel duracak böyle. Tamam Servet Hanım. Ama çok sıkacak öyle abla. Güzel olmak o kadar kolay değil. Nefes alamayacağım. Saadetciğim, seçimini yap. Yani bir gece rahatlığı mı önemli, yoksa ömür boyu bakacağım fotoğraflarda ay bu gelinlik aba gibi durmuş dememem mi? Tamam abla. Ben geldim. Of, benim ablama bak be. Kız çok güzel olmuşsun. Ne haber? Geç kaldım, geç. Yuh, o yüzük ne var bakayım? Çok güzel. Vallahi çok şanslısın abla, bayıldım. Sen daha güzellerini takarsın inşallah. Takarım değil mi? Takarsın tabii. Sen de benim gibi sevecek bir adam bul. Gazoz kapağı olsa takarsın vallahi. Bırak bu işleri. Ay, takmışım bu kadar yüzüğü. Edebiyat parçalıyorsun bize. Olur mu? Samimi isterim bunlar. Sevda gel. İçeride elbiseni dene. Bir dakika. Sevda bak, Aliye Hanım'ın zamanı gerçekten kısıtlı. Çabuk ol. Bana bak. Bu konu burada kapanmadı. Yani ne yaptın da uyumu kadar yüzüğü aldın? Bana tek tek anlatacaksın. Ay, ne yapacakmışım be? Ya bilmiyorum artık. Yani enişteyi. Sus kız. Yürü. Sevda. Geldim. Bu ne? Şaka mı bu? Rahibe kıyafeti gibi. Saçmalama, gayet şık bir kıyafet. Giymem. Hayatta giymem. Ya zaten ben kendim alacaktım, aldırtmadım. Bilerek yapıyorsun ha. Buraya gel. Tabii bilerek yapıyorum. Ablanın düğününde ondan daha mı güzel görüneceksin? Ay, öyle bir derdim yok. Ya, tabii yok. Ben senin gözünden anlarım. Seni ben büyüttüm. Bak, bu çok özel bir gün. Düğün diyorum sana. O düğünde millet sana baksın. Saadet kahrolur, mahvolur. İnan bana. Tamam. Tamam, zaten gün Saadet'e güzel. Takmışım bu kadar da yüzüğü. Ama ben kendi düğünümde kök sokturacağım sen. Nereye gidiyorsun? Deneyeceksin bunu. Bak, terzi bunun için geldi. Hadi çabuk giy. Giymem ben bunu. Hadi yaptım. Giyin diyorum sana. Hadi. Ya nerede bu süslemeler? Yanlışlıkla oldu. Ben süslemeleri arıyordum. Süslemelermiş. Bırak bu işleri. Bırakamam. Daha yeni başladım. Ne diyorsun be? İşe diyorum, işe. Daha yeni başladım. O yüzden ne nerede bilmiyorum. Yanlış kapıyı o yüzden açmışım. Bir şey gördün mü? Ne gibi? Dal geçmeyi bırak, kapı açılınca diyorum. Bir şey gördün mü? Ya vallahi görmedim. İyi. Belki de gördün. Görmedim, görmedim, şaka. Ben burada bekliyorum istersen, başkası girmesin diye. Bekleme yapma. Gireceğin kapıya da dikkat et. Abla, vallahi çok sıktı. Nefes alamıyorum. Ama sonuç o kadar güzel ki. İki günde sen ödemini de atarsın, hiç merak etme. Tamam mı? Böyle tamam olur mu hiç? İndir şunları. Ya çık şuraya. Zaten piştim bunun içine, çıkaracağım ben. Gel bakayım buraya, çık şuraya. Bir de elbisesini beğenmedin, şu dekoltenin güzelliğine bak. Güzel. Pardon, dekolte mi diyorsun sen buna? Ay, bildiğin rahibe kıyafeti gibi bu ya. Tamam işte, harika görünüyorsunuz. Bu iş tamamdır.
Şimdi davetiye listelerinin üzerinden geçelim. Sen de gelinliğini çıkar. Bir dakika dur, olmaz. Abla ben gelinliğimi çıkartmayacağım. Bütün hafta bununla gezeceğim. Abla bir dakika. Olmaz, ben Tibet'le buluşacağım. Bugün de buluşmayıver. Bak böyle diye diye zaten her şey son güne kaldı. Akşam bize geleceksin ya, zaten evde konuşsak. Niye size gelecekmişim canım? Ne demek niye size gelecekmişim? Babam düğüne gelmeyeceğim diyor. Saadet, babamı bilmiyor musun? Hep böyle söyler, ondan sonra tıpış tıpış gelir. Gerçekten gelmeyeceğim diyor abla. Dün akşam bağırdı yine. Serveti bir kazmaya verdim. Senin dinle üdüğü belirsizin birine vereceğim. Aranızda bir akıllı sevda çıktı. Ondan da şüpheleniyorum. Oğlanı elinden kaçıracak diye. Öyle mi dedi gerçekten? Aslan babam be. Kızım sen söyleyemedin mi babama? Annesi babası ölmüş bir insana ne üdüğü denmez. Özellikle nişanlın için. Dinlemiyor ki beni. Abla. Oturma, oturma lütfen. Gelinliği bozulacak kızım. Abla. Babamı sen ikna edecektin. Öyle konuşmadık mı? Ay tamam peki, geliyorum bu akşam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bana bir kahve getirsene. Selam. Biz geldik. Hoş geldiniz. Merhaba. Çok güzel olmuşsun. Teşekkürler. Saadet abla çok güzel olmuşsun. Sağ ol. Değil mi, değil mi? Saadet bütün gün bununla mı duracaksın? Hadi çıkar gelinliğini artık. Hadi. Ya tamam abla. Hadi yavrucuğum. Gel. Hadi. Tamam. Prenses gibi olmuşsun. Yardımcı olur musunuz? Ay 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 ay. Kapıdan bile geçelim bundan. Canım yalnız senin elbisen de çok güzel olmuş. Çisil kızım ya, bir dur, bir nefes al önce. Okula gidiyor muyuz? Sen beni Tibet'e bırakacaksın, sonra okulda buluşacağız. Ya bekle, üstümü değiştireyim, kurtulayım şunlardan. Aha. Saat 3 yönünde feci bir şey var. Yeni mi bu? Aman bu mu? Sapık bu ya. Ablam bugün işe almış. Vallahi böyle sapığım olsa daha ne isterim? Senin mi sapığın olacak? Güldürme beni canım. Merhaba. Çisil ben. Şu gelinlik işi de bitti ya. İçim gerçekten rahatladı. İyi madem, gel konuşalım şu ortaklık işini. Olur. Pardon. Efendim. Bağırma. Çalışıyordum, o yüzden açamadım. Bağırma. Lütfen bağırma bak. Tamam geliyorum. Kapatıyorum. Geliyorum dedim. Alev, bugün konuşmasak, Yılmaz aradı da beni. Düğün süslemeleriyle ilgili olarak. Aslında ben onun derdinin ne olduğunu çok iyi biliyorum ama hadi neyse. Konuşacak mısın? Konuşacağım. Ne diyeceksin? Servet, belki de böyle senin için daha iyi olacak. Bilemiyorum. Kafan karışık senin. İstersen biraz ertele ha? Ertelemeyeceğim. Artık bir konu konuşulacak kıvama geldiyse kaçmak olmaz. Boşanmış biri olarak bunu çok iyi anlarsın. Orası öyle tabii. Neyse ki işimi severek yapıyorum. Hadi görüşürüz. Ha Servet, bugün düğündeki mevzu neydi? Damadın annesi damadı. Madem evleniyorsun hemen çocuk yapma demiş. Belki ileride boşanırsın. Bunu da gelin duymuş. Allah Allah. Acı ama doğru bir şey söylemiş değil mi? Aman canım yani. Niye? Bak karşında canlı bir örneği duruyor. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. İyi ablam var vallahi. Neden? Araba aldı kızım sana. Benimki var ya, babamın anahtarını almam bile müsaade etmiyor. O kadar farkımız olsun. Patronun kardeşiyim ben de olsak. Yarın şu sınavdan geçeyim. Tibet'le yüzükleri takalım. Sen o zaman görürsün fark. Wow. Avukat gelin Sevda. Yalnız yarınki sınavdan nasıl geçmeyi düşünüyorsun? Okulun zor dersi. Bugüne kadar nasıl geçtiysem yine öyle geçeceğim kız. Yarına mı kopya çekeceksin? Şşt. Ya yakalanmadığın sürece kopya çekmiş sayılmazsın. Her şey ayarlandı kızım. Ben bu saatten sonra riske giremem. Ya hakikaten okulu bitirmeseydin. Yani ya da hukuk okumasaydın evlendirmeyecek miydi annesi seninle? Ay sen dalga mı geçiyorsun ya? Lale Gündoğan Hazretleri beni evden içeriye sokmaz. Aman boşver ya, bunları konuşmayalım. Nasıl olsa yarınki sınavdan geçeceğim ve bütün dertler bitecek. Yürü. Sevda.
Bazen tipik de sadece parası için evleniyormuşsun gibime geliyor. Parası için değil. Parası için de. Nasıl yani? Kızım, mağara devrinde bile kadınlar güçlü erkekleri seçiyorlarmış. Yani o devirde mamuttan, kaplandan falan koruyorlardı. Şimdi sefaletten koruyorlar. Yani pazı gücünün yerini para gücü aldı. Bunları Tibet'e de söylesene. Kızım, erkeklere sadece hoşlarına gidecek şeyleri söyleyeceksin. Fena da değillermiş senin. Ne var? Canım ne haber? İyidir. Ne istiyorsun? Sen şöyle bir yatsan da yanındaki tazeyi görelim. Öküz! Gülme be! Ne var be? Ay çocuk iyi mor etti seni. Sevda, bak kötü olacak diyorum. Ay kızım, çek kafanı dedi sana ya. Öleceğim. Kes sesini. Ay, ne oluyor ya? İn. Yürürsün. Çiziz, saçmalama. Saçmalamıyorum. Araba benim değil mi? İn. İyi be. Arabanı başına çal sen de. Defol. O işler öyle parayla olmuyor canım. Geri zekalı kıskanç. Yarından sonra sana da arabana da eyvallahım yok zaten. Sevda Hanım hoş geldiniz. Bir su alabilir miyim acil? Tibet Bey hoş geldiniz. Sevgilim. Sevda, düzgün bir şeyler giydemedim ben sana. Bunlar iyi diye düşündüm ben. Sen seviyorsun ya böyle. Sevda, annem görecek seni. Hasta edersin adamı ya. Tibet. Aşkım tamam, haklısın ya. Özür dilerim, düşünemedim. Ya Tibet yapma, şöyle şirketin odasında ağlayacağım bak şimdi. Tamam. Sevgilim, bu arada annenle konuşabildin mi bizim işi? Konuştum ki çağırdım seni ya. Hoş geldin Sevda. Lale Hanım merhaba. Nasılsınız? Sağ ol. Tibet'ciğim, bana ticaret müsteşarlığından gelen evrakları getirir misin? Getirteyim hemen. Yok, ben senden rica ediyorum. Ha. Anlaşıldı. Gel Sevda şöyle. Burada çalışmak istiyor musun? Okul bitince. Ne zaman bitiyor? Yarın son sınavıma giriyorum. İyi idare ediyorsun. Neyi? Tibet'i. Ne kadar zamandır birliktesiniz? 2 yıl falan oldu herhalde. Hı hı. Ciddi mi düşünüyorsunuz? Yani Tibet size ne söyledi bilmiyorum. Tibet bana bir şey söylemez. Ben anlarım. Bak Sevda, burası bir aile firması. Ve hep böyle kalacak. Gelinimiz de bir hukukçu olacak yani. Sen okulu bitir. Stajı burada yaparsın. Aramızda bir söz takarız. Sonrası kolay. Tibet bana daha teklif etmedi. Teklif edecek. Yaşı geldi artık. Sen okulunu bitir ve ailemize yakıştığını ispat et yeter. Bir daha da girdiğin yere uygun bir şeyler giymeye çalış üstüne. Annem nereye gitti? Odasına gitti herhalde. Ne söyledi? Çok güzel şeyler söyledi. Teşekkür ederim, sağ olun. İyi günler. Sar güzelce. Sar güzelce. Şu tarafa bırakın. At.
Şuradan at. At şuradan oğlum ya. Attım. At şuradan bırak ha. Ne oluyor burada? Neredesin sen? Geldim Yılmaz. Maşallah hiç telefonlarıma da bakmıyorsun artık. Sen niye açmıyorsun benim telefonlarımı? Ya önemli bir şey olsa? Önemli bir şey yok ki Yılmaz. Geldim işte. Ne yapıyorsunuz? Bunlar ne böyle? Süslüyoruz. Senden çok düşünüyoruz kardeşinin düğününü. Çekil. Geç. Koyun şöyle. Bunlar hiç olmamış. Nuri sen indir onları aşağı. Hayır hayır. Dur bakayım Nuri. Niye olmamış anlamadım. Turuncu olmayacaktı ki. İndir onları aşağı sen. Hayır Nuri dur. Niçin turuncu olmuyor? Olmayacak işte. Saadet sarı istiyor. Masaların üzerinde sarı çiçekler olacak. Sarı bir buketle gelecek. Konsepte uymuyor o yüzden. Ya bir de beni konuşturuyorsun anlamadın mı Yılmaz? İndir Nuri. Sar koçum sar. Güzelce sar. İyice şuradan attır gitsin. Yani mekan sahibi olarak bizim de bir çift sözümüz yok mu? Biz firma olarak kiraladığımız mekanların sahiplerine söz hakkı vermiyoruz. Öyle mi? Ne zaman anlaşma yaptık hatırlamıyorum. Nasıl yani? Kardeşimin düğünü için kocamın restoranını ayarlamışım. Bir de ona para mı vereceğim? Kaç para istiyorsun sen? Ya bir saçma sapan konuşma Servet. Hayret bir şeysin ya. Baldızımız evleniyor. Biz de bir güzellik yapalım dedik. Aileden izledik. Hata ettik. Sana aileden olmadığını söyleyen biri oldu mu? Ama bana oldu. Ne? Boşanalım demedin mi sen? Demedim. Demedin mi? Demedim. Dediysem namerdim. Lütfen bu lafı benim yanımda etme. Lütfen rica ediyorum ya. Ben boşanalım demedim. İstiyorsan boşanalım dedim. Ne farkı var? Ha, ikisi de aynı. Ya aklına düştü ki diline kadar vurdu. Ay, bu konuyu konuşmak istemiyorum. Kapatalım. Ha işte. Ya sen benden ne istiyorsun ya? Ne istiyorsun? Klasik Servet Hanım numaraları. Ben. Her şey seninle alakalı. Her şeye sen karar vereceksin. Ne yenecek, ne içilecek, ne zaman yatılacak, ne zaman kalkılacak. Turuncu olmamış, sarı olsun, yeşil olsun. Sen koca istemiyorsun ki, kukla istiyorsun, kukla. Bittim artık be. Tamam Yılmaz, ben seni çok iyi anladım. Ben senin niyetini çok iyi anladım. Boşanıyoruz. Rahatladın mı? Boşanıyoruz işte. Boşanalım anasını satayım. Çoluk yok, çocuk yok. Boşanalım gitsin. Bitirirken bile lafını sokmaktan geri kalmıyorsun ya. Laf soktuğum yok. Doğruyu söylüyorum ben. Var mı çocuk? Yok. İstemedin çocuk. 12 yaşında anne oldum ben. Tamam mı? 12. Sen top peşinde böyle paraları ezerken ben kardeşlerimi büyüttüm, okuttum onları. Annen terk etmiş sizi, sen de kardeşlerini büyütmüşsün. Bana ne be? Sonuç ne sonuç? Ben ne yapayım? Benim suçum ne? Tamam artık. Konuşulacak bir şey kalmamış. Bu iş bitmiş. Bitmiş bu iş. Yalnız Saadet'in düğünü geçene kadar kimseye bir şey belli etme, olur mu? Emredersiniz. Abi süslemeler ne olacak? Ya bastım süslemesini. Çek çek çek. Çek. Yeter. Aşağıdakilerden hangisi dilinden azar işitirken mecazi anlamda yenen bir şey değildir? A. Zoka, B. Fırça, C. Zılgıt, D. Papara. Gerizekalı mıyız biz ha? Fırça yemek. Gerizekalı mı sanıyorsunuz bizi? Soruya bak. Papara yemek de o manada. Ha, evet. Bu gerizekalı da şıkları ediyor. Şuna, kültürsüz cahiller be. Babacım izlemesene şunu, çekerim yükseliyor sonra. Kızım yarışma değil, sanki belgesel izliyorum be. Yemin ederim tek hücreli bunlar, abit bunlar be. Soru ne? Ha. Yuh, bunu mu bilemiyorlar ya? Ha. Sevda, bari çorbayı getir. Çünkü bir dakika. Düğünler de güzel şeyler olduğu için. Mal bunlar ya, mal mısın kızım? Ha? Emin misiniz? Bu yaşa nasıl geldiniz be siz bu soruların cevabını bilmeden? Evet, eminim Zılgıt. Hah, ablam geldi. Ben açıyorum, siz de sofraya geçin. Abla, hoş geldin. Hoş bulduk canım. Neler pişirdin? Damla bile yaptım babam seviyor diye. Hadi inşallah. Doğru cevap Zoka olacaktı. Zoka yutmak, kandırılmak manasına geldiği için ne yazık ki kaybettiniz. Bunlar c***a
kaybetmediğine dua etsin. Ha, baba, yani gören de seni üç kız babası sanır. E, bravo yani. Merhaba. Şans yolunda yolun sonuna geldiniz. Canım. Hadi çorba soğumadan gelin. Soğan mı koydun buna? Evet baba. Bunu kavursaydın ya. Ha? Un, un. Babacığım kız işten gelmiş bak neler neler yapmış. Bir nefes al ya. Bırak konuşsun ablam. Yani haftaya böyle dertleri olmayacak babamın. Nasıl istiyorsa öyle yapar. Baba, hafta sonu ne yapıyorsun sen? Hilmi ile bezik oynayacağım. Maalesef oynayamayacaksın. Hafta sonu Hilmi Bey amcalar Saadet'in düğününe gelecekmiş. Topkapı Sarayı'nı gezeceğim. 9 saatlik rehberli tura bilet aldım. Hafta sonu müzeler o kadar kalabalık olur ki sen sıkılırsın orada. Balığa gideceğim. Doktor sana söylemedi mi güneşte fazla durma diye? Komşumun oğluyla PlayStation oynayacağım var mı? Annesi izin vermiyor ki. Küfür öğretiyor musun çocuğa? Ya gelmiyorum düğüne, gelmeyeceğim. Ama baba. Evet evet de benden izin mi aldın? Gittin duvar deliğinden çıkmışım birini buldun. Hem onun anası babası geliyor mu ki ben gideyim? Ölmüş anası babası ya. Sen ne kalpsiz ne vicdansız bir adamsın baba. Ya bunun hiç akrabası falan yok mu? Hiç kimsesi yok mu? Fransa'ya götürmüşler yetim kalınca. Ben sana bunu kaç kere anlattım ya. Bana eve, bana eve. Avrupa Birliği'ne mi giriyoruz, kız mı veriyoruz? Abla. Ya yapma ama böyle. Ağlamasana. Ağlayacağım. Gel biraz şöyle gel gel sil şu gözyaşlarını. Bakalım sen böyle yapınca babamın hoşuna gidiyor. Hemen ağlıyorsun vallahi bak yapma böyle. Giderse gitsin. İnşallah ölürüm de görür gününü. Saçmalama Saadet o ne biçim laf öyle. Herkes bana bakacak. Babası düğüne gelmemiş diyecek. Sen babası düğüne gelmeyin. Kaç gelin evlendirdin abla Allah aşkına ya. Sakin ol sakin ol. Ablacığım sen bak bakayım bana bir. Bak bana. Bak eğer böyle ağlamaya devam edersen gözaltı torbaların düğüne kadar inmez. Palyaço gibi çıkarsın vallahi milletin önüne. Yapma. Ya bravo Sevda. Yani bula bula söyleyecek bunu mu buldun? Yapayım. Aman. Ya Saadet ama yapma kusun ya. Ağlama, ağlama, ağlama haklısın. İyiyim var senin? Yok bir şeyim baba iyiyim ben. Bırak bırak ben senin ciğerini bilirim. Gene o topçu damat mı bir şey yaptı? Öyle deme baba. Peki ne diyeyim? Odun, kütük, kereste. Tamam baba unut. Unut Yılmaz'ı. Unutamam efendim. Unutamam. Hatalarımdan ders çıkarmak için bir an bile aklımdan çıkarmıyorum onu. Ah ah. Ben seni nasıl verdim ona? Hatalarını telafi etmeye çalışıyoruz burada. Ne? Yok bir şey baba yok. Ne yok? Telafi, ne telafi ediyorsun? Telafi etmek derken bak baba sen beni üzüyorsun. Bari Saadet'i üzme. Kızın her şeyi belli. Davetiyeler basılmış, tarih belli. 2 gün sonra düğünü var bu kızın. Hem kız seviyor ve evlenecek. Sen de geleceksin bu kadar basit. Gelmeyeceğim efendim. Gelmiyorum. Düğüne falan gelmiyorum. Ben siz yapın. Kendi düğününüzü kendiniz yapın be. Bak Saadet bana benzemez. Böyle itip kakarsan ondan sonra garip bir şey yapar. Çok pişmanlık duyarsın. Neyseymiş işte evlenecek. Evlensin efendim. Ben siz evlenilmiyor mu? Baba. Yanlış yapıyorsunuz kızım. Saadet ne anlar erkekten kocadan. Ben o safın her akşam eve sağ salim döndüğüne bile şükrediyorum ya. Abartma baba. Saadet büyüdü, kocaman kadın oldu. Artık kendi istediği bir hayatı kurmak istiyor. Hem dün değil, bugün değil. Yaklaşık 1 yıldır birbirlerini tanıyor bu insanlar. Hayatı bilmiyorsunuz Servet. Ben size hayatı öğretemedim kızım. Sen de sırf bu evden kaçmak için gidip o futbolcu herifle evlendin. Şimdi burnun sürttü ama gururundan bir şey diyemiyorsun. İyi tamam peki. Madem razı gelmiyorsun biz de iptal ederiz. Ha, zor edersin. Ha, seni niye ilgilendiriyor ki zaten düğüne gelmeyeceksin sen. Bak ne biçim iptal edeceğim göreceksin. Saadet gel buraya. Sen mi söylersin ben mi? Ha.
Saadet. Efendim abla. Saadetciğim, düğününü iptal ediyoruz. Ne? Babam razı gelmedi, ikna edemedim onu. Nasıl iptal? Gerçek iptal mi? Baba? Baba bir dinler misin beni? Bak bana kızıyorsun ya sen. Saf diyorsun biliyorum. Safım, haklısın. İlkokuldayken de saftım ben. Silgimi boynuma astırırdım kaybederim diye. Silgimi kaybetmedim. Ama ben cesaretimi kaybettim biliyor musun baba? Şimdi ilk kez bir şeye cesaret ediyorum bak. Ama eğer bana yine engel olursan... ben o beyaz gelinliği giyemezsem... beyaz bir kefene girene kadar hiçbir şeye cesaret edemem ben. Duyuyor musun beni baba? Seviyorum baba. Tamam öptüm. Pişman etme adamı. Tamam. Sevda! Sevda duydun mu? Bana bak. Bu işin sorumlusu sensin. Bana kalsa... Baba sen farkında değilsin ama bütün kızlarım büyüdü. Sadece ben değil. Onlar kendi hayatlarını kurmak istiyorlar artık. Sonunda ağlayarak eve dönmeyin de. Sonra dönelim de. Ben size demiştim de değil mi? Sana bu zevki tattırmayacağız. Görüşürüz. Görüşürüz. Kızlar ben çıktım. Ablaların en güzeli. Ay. Nasıl ikna ettin babamı iki dakikada? Kızım ben mi ikna ettim? Sen ikna ettin ya. Aferin sana. Az kalsın ağlıyordum ha. Valla. Gel gel. Sen de gel. Hadi. Yok öyle bensiz sarılmak. Ben de sarılım. Abla, hı. Kalsın sen bu gece. Evet abla. Geç oldu, şimdi Yılmaz gelir yemek falan ister. Sen sınavına hazırlanmayacak mıydın bu akşam? Hallettim ben onu çoktan, merak etme. Yatak mı sen kafanı bunları? Bak geçen sene uzattın o okulu, bu sene bitecek. Yani ben bir sene daha özel üniversite parası ödeyemem. Paramı basıyorum ben. Sen hiç merak etme. O Lale Gündoğan korkusundan bitirir okulu. Saadet. Ya abla sen ne çok düşünüyorsun biz ya. Benim sizden başka kimim var ki? O ne demek be? Hadi gidin yatın. Bana bakın bulaşmayın fazla babama. Zaten çabuk sinirleniyor, şekeri çıkıyor. Hadi. Tamam. Haydi. Dikkatli git, haber ver gidince. Tamam, mesaj atarım. Tamam. Bu gece restoranda yatacağım ben. Usta sen ne yapmışsın ya? Bu değil ki benim istediğim pasta. Nasıl değil? Anlatmıştım ya kare olacak demiştim. Ya kemerli pasta istiyorum dedin. Kare pastada kemer olmaz, yuvarlak olacak. Çizimini verdim ben sana. Ben mimar mıyım ya? Nasıl olacak? Öyle yaptım işte. Allah Allah. Ben onu bunu bilmem. Tekrar yapacaksın. Kusura bakma Servet. Bir daha yapamam. Bu kaçıncı pasta? Usta, bak kardeşimin düğünü bu.
Eğer istediğin pastayı yapmazsan gider başka usta bulup ona yaptırırım. Getiririm sana gösteririm burada. Kolaysa git yaptır. Vallahi gelir basarım o düğünü. Sen yine de benim istediğim pastayı yap. Hadi. Ya nasıl yetiştireceğim Servet? Sen yetiştirirsin, yetiştirirsin. Nerede numune? Dışarıda mı? Bak tadacağım. Gel. Halil, oğlum şu pastanın numunesini getir bakayım hadi. Otur Servet, otur. Seninle ne yapacağım ben bilmiyorum. Başım dertte. İstediğim pastayı yapacaksın. Bu kadar basit. Ver oğlum, ver. Çatal bıçak da getir. Al sana numune. Al, bak bakayım tadına hadi. Hadi. Koy. Bak bakayım beğenecek misin? Yağlı mı olmuş bu ne? Servet. Tamam tamam karışmıyorum. Ha, karışmamış halim bu yani. Bir de karışsan ne yapacağız bilmiyorum. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk. Nasılsın Onur Usta? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Ustacığım, bu hafta olacak düğünün eskizleri hazır mı? Vallahi Servet'ten fırsat kalmadı ki. Üçüncüye yaptırıyor aynı pastayı. Ama ben anlamam. Müşteri görecek daha. Valla saadetin pastasını bitireyim ondan sonra başlayabilirim. Bitmiyor ki istekleriniz, arzularınız. Bitmedi ya, bitmedi. Allah ne yaptın? Ne yaptım? Konuştunuz mu Yılmaz'la? Kötü mü gitti? Ya konuşmak da denmez ki. Birbirimize laf sokuşturduk. Zaten dün gece de eve gelmedi. Bitmiş bu iş artık Ali. Bitmiş bu iş. Gözlerinde bitmiş gördüm ben. Sen de? Sen de bitmedi mi? Ne bileyim bitmiştir herhalde. Böyle senin için daha iyi olacak hayatım. Bak ben yanındayım. Kardeşlerin yanında. İşin gücün var. Onlar evlenmeden önce de vardı zaten. E o zaman niye evlendim ben? Boşanmak için mi? Bunu gurur meselesi yapma Servet. Herkes boşanıyor. Bu artık öyle eskisi gibi utanılacak bir şey değil. Bizim aileye o da engel olmamış. Biliyorsun annemi. Hayatım boyunca annemin gölgesinde yaşadım. Olmayan bir insanın gölgesinde. Bak, yine aynı durumdayım. Bazen ırsi mi diye soruyorum kendime. Boşanmak ırsi olabilir mi Ali? Ama neyse, ne bileyim ya. Günaydın. Hocam, müsait miydiniz? Evet, müsait. Gel. Bugünkü sınavla ilgili konuşmak için geldim. Sınav başlayacak zaten birazdan. Hı hı. Konuştuğumuz gibi değil mi? Olmaz, yapamam. Ne demek yapamam ya? Bana söz verdin. Anlaşılırsa okuldan atarlar beni. Ya beni de atarlar. Ama anlaşılmaz. Bir önceki sınav anlaşıldı mı? Anlaşılıyordu az daha ama. Hem... Sen bana verdiğin sözü tutmadın. Kullandın beni. Ne kullanması ya? Geçen gece senin peşinden bara geldim, görmezlikten geldim beni. Ya ama sen beni yanlış anlamışsın. Ben utandığım için gelemedim senin yanına. Hem... İbrahim abi, kasa anahtarlarını teslim edeyim mi? Hani düğün balayı yokum ya burada. Sen de kalsın Saadet. Ben kime güvenip devireceğim senden başka? Sen bilirsin abi. Alo aşkım. Sesimi mi özledin? Özlemez olur muyum? Ama kötü haberim var. Şu bizim yeni evin güvenliği aradı da... evi su basmış. Ne? Tamam tamam merak etme hemen gidiyorum hemen. İbrahim abi çıktım ben. Yani neyse boş ver tamam. Dur 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 tamam. Tamam. Gitme. Tamam. Yardım edeceğim. Ama bana söz ver. Buluşacaksın benimle. Söz.
Kapanmıyor ki bu. Kapandı. Asrın. Aşkım, gördün mü gerçekten su basmış evi? Evet, ben yaptım. Sen mi yaptın? Hı. Senin numaracı. Beni buraya getirmek için yaptın değil mi? Evet. Niye? Ne yapacağız ki burada? Gel de göstereyim. Aa, delirdin herhalde. Delirttin beni. Asrın, dur yapma, bir gören ne olacak? Kim görecekmiş? Evimizdeyiz kızım. Daha evimiz değil, daha nikah var. Nikaha kadar bekleyemeyeceğim. Dayanamıyorum sana Saadet. Yapma. Gelme. Seviyorum. Gelme, vallahi bir fena oluyorum. Çok seviyorum. Gelme Asrın. Deli gibi seviyorum. Gelme. Saadet, aç kapıyı. Bak, bir şey yapmayacağım. Yapacaksın işte. Açmam. Aşkım. Bak sevgilim. Seni seviyorum. Her an özlüyorum. Kokun geliyor bunun anlamsız. Rüyalarıma giriyorsun. Saadet diyorum, nefesime dolduruyorum seni. İçimde tutayım diyorum, vermeyeyim o nefesi. Öleyim. Son sözüm saadet olsun. Saadetim daim olsun diyorum, anlıyor musun? Aşkım. O kadar mı seviyorsun beni? Çok mu istiyorsun? Sen nasıl istersen aşkım. İste ömrüm boyunca yanında yatayım elimi sürmeden. Ölürüm sana diyorum, inanmıyorsun. Ölürüm ben sana. Sensiz olamam ki ben. Beni hiç bırakma, olur mu? Bırakmayacağım. Bırakmayacağım Saadet. Davetiyelerin organizasyonundan çiftimizin balayına kadar geçen süreçteki bütün detaylarıyla ilgilenebiliyoruz. Gelinliği de mi? İsterseniz, bizim uzun süredir birlikte çalıştığımız bir terzimiz var. Onunla provaları organize edebiliyoruz. Hatta gelinliğinizi... Çok affedersiniz. Gelinliğinizi sigortalayabiliyoruz. Peki mekan bulmakla ilgili yardımcı oluyor musunuz? Elbette, elbette. İstanbul'un belli başlı mekanlarıyla çok uzun süredir güven dolu bir ilişkimiz var. Bize bazı istisnalar uygulayabiliyorlar. Bu çok iyi. Ama pahalı tabii. Biraz fark oluyor tabii ama size sunduğumuz hizmet karşılığı
olarak... Pastayı da hazırlatabiliyorsunuz o zaman. İstediğimiz pastayı yaptırabilir misiniz? Ben mangolu pasta istiyorum. Üzerine çilek parçacıkları. Çok affedersiniz. Ben de anlamadım ki. Benim bari. Ablayı mısınız? Biz yine geliriz. İyi günler. Teşekkürler. İyi günler. Sanki sen hiç kusmadın. Abla. Hayırdır abla? Ay, çok kötü oldum Medir. Anlamadım neden. Yediğin bir şey mi tadında acaba? Bir merk. Sağ ol canım. Pasta. Onur Usta. Pasta. Tabii ya. Yürü. Yürü Medir, gidiyoruz çabuk. Sanır. Çabuk ol hadi. Dur abla, nereye gidiyoruz? Abla sakin. Abla nereye gidiyoruz? Gel. Usta sen ne biçim iş yapıyorsun Allah aşkına ya? Al şunu evladım. Ya Servet, daha bugün geldin. Gideli 2 saat oldu. Nasıl yapacağım 2 saatte ben pastayı? Ben onu mu diyorum sana? Sabah yedirdiğin pasta bozukmuş. Ay tevekkülü değil, bunun tadı bir garipti dedim ya. Servet bak, seni severim, lafını bil de konuş. Ben bozuk pasta satmam. E son? Midem sökülmedi mi Bedir? Söylesene. Ya vallahi çok kötü. Hayır efendim, kabul etmiyorum. Ben 20 yıldır pasta yaparım. Bugüne kadar bir tane şikayet gelmedi. Hayatta her şeyin bir iki varmış demişler. He. Tabii canım. Sen niyeti bozdun. Tabii dün 1, bugün 2. Tabii buldun başka pastacı. Delikanlı gibi söylesene. Ben kimsenin ardından iş çevirmem. Belli. Belli. Sen bana ne ima etmeye çalışıyorsun ya? Sen ne demek istiyorsun? Abla. Abla iyi misin? Abla. 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 Servet iyi misin? Oğlum kolonya getir, koş. Servet. Bedir. Ablam uyandın mı? İyi misin? Ne kadar zamandır buradayım ben? Yarım saat falan oldu. Yıkadılar mı? Neyi? Midemi. Pasta mahvetti ya beni. Yıkamadılar abla. O niye ya? Pastada bir şey yokmuş da ondan. Nasıl yani? Abla daha dün tanıştık ama bunu söylemek bana düştü. Allah bağışlarsa bebek geliyor. Hamile misin? Ya bir gider misin? Ne oluyor? Hocam 2 saattir başımda duruyor ya. Kopya çektim falan mı düşünüyorsun sen? Yok. Hocam zaten konsantre falan olamadım ya. Sen aşağı in, ben burada beklerim. Yok hocam, gerek yok yani, bitirdim artık. 2 saattir başımda bekliyor, konsantre olamıyorum zaten. Bulacak iş değil ya, senin yüzünden zayıf not alacağım. Bu kadar olmaz ama yani. Teşekkürler hocam. Asım, pasaportlar geldi oğlum. Bak, bunlar da biletler. Aynı gece topukluyoruz. Güzel. Sen ne yaptın? Hallettin mi? Alo. Asırın. Oğlum anahtarları bile yaptırmış. Lan helal olsun, bitti bu iş. Yemin ediyorum vurduk poliyi. Vallahi vurduk. 25 milyon. Oğlum hem de en az. Bu akşam ne yapıyoruz? Bekarlığa veda diyorum ha? Ha? Siz gidin. Nasıl siz gidin ya? Oğlum damat olmadan bekarlığa veda mı?
O ne lan? Rüzim mi? Ulan götürdün mü yoksa kızı? Oğlum bak saçma sapan konuşma. Ulan tam gider ayak çapkına bak ya. Bana bak. Kötü olur diyorum sana. Oğlum tamam. Bir şey demiyoruz. Allah Allah. Ama hakkın var ha. Bulmuşsun böyle keriz yengeyi. Önce soydun sonra pişirdin ha. Ulan ne yapıyorsun? Bana bak. Saadet hakkında doğru konuş dedim. Tamam mı? Ne olur lan doğru konuşmazsam ne olur? Sakin sakin, sakin. Yapma. Tamam tamam. Hasan kardeşim gelmiş. Tamam üstüne gitmeyelim. Sakin. Sıkıntı yok abiciğim. Tamam. Hadi şimdi defol. Hadi. Zaten şu iş bitsin. Gözüm görmesin. Hadi 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 hadi. Kimsenin gözü kimseyi görmeyecek ondan sonra. Hadi. Burada. Bedir, kimseye bir şey söylemek yok. Abla bu saklanacak şeyim Allah sen. Dediğim gibi unut. Yani bu benim için çok önemli. Nasıl istersen abla. Ay kuzum. Ne oldu? Düşmüşsün. Yok bir şeyim. Nasıl yok bir şeyim? Ben doğru düzgün bir şey yememiştim. Sonrasında böyle yağlı kremalı pasta yiyince dokundu herhalde. Gayet iyiyim. Çok geçmiş olsun. Hadi ben çıkıyorum. Sağ ol, görüşürüz. Görüşürüz. Cinayetinde yakalandı. İlk cinayetinde nasıl seri katil oluyor? Gerizekalı. Ama su faturasıyla baş edemediği için bizim seri katilimiz bir de gerizekalı be. Sağ ol. Ablam bak şimdi. Hüsniye teyzelerle Semiha teyzeleri birlikte oturtalım. Hem onlar bu eski apartmandan komşu değiller miydi? Olmaz. Semiha teyzenin kızı Hüsniye teyzenin kardeşiyle kavgalı. Hatırlamıyor musun? Doğru vallahi çok sıkıldım ben bu şan. Bu ne böyle ya? Herkesin birbiriyle bir şey var. Bu ne biçim mahalle ya? Saadet. Canım. Kuzum bak senin düğünün. Bize yardımcı olmak istemez misin? Saadet. Kızım iki cümle bir şey söylesene. Nöron yakıyoruz burada iki saattir senin düğünün için. Ne var be? Niye öyle üstüme geliyorsunuz? Ben sanki benim düğünüm değil dedim. Gelmeyin üstüme. Gelmeyin. Aa. Ne oldu buna ya? Neyin tribinde bu be? Allah Allah. Delirdi mi be? Baba izleme sen de şunları. Ha, haberler bitti. Şimdi 40 saat reklam. Maça gidin maça. Saadet. Ne oldu? Yok bir şey. Ne yapıyorsun öyle Allah aşkına çocuk gibi? Abla. Bir şey mi oldu? Asrın'la bir şey mi oldu ha? Ne olacak ki? Ne bileyim kavga falan mı ettiniz? Etmedik kavga. Neyin tribindesin o zaman kızım dönsene bize. Kız yoksa düğün günü yaklaşıyor diye böyle stres mi yaptın ha? Sade söylesene. Ay vallahi çatlatırsın insanı ha. Ne oldu? Abla Sevda. Az kaldı şey oluyordu. Ne? Şey işte. Hepsi delirdi bunların ya. Hadi hadi. Doğru söyle. Vallahi olmadı. Ama az kalsın oluyordu. Çok seviyor abla beni ya. Çok seviyor abla beni ya. Kızım senin bu erkek milletinden haberin yok mu? Asrın erkeklerden değil bir kere. Çok özel bir insanım. Aramızda da çok özel bir şey var. Anlayamaz kimse onu. Kız bu yapmış galiba. Ya yapmadım. Ay yapsaydın da olurdu, kurtulurdun işte ne var? Ya ne biçim konuşuyorsunuz ablanızın yanında? Bana bak yoksa sen Tibetli ha? Yok artık. Ya abla ya bende o göz var mı sence? Aa bende var yani öyle mi? Ay Saadet ya ne alakası var? Kızım sen yarın öbür gün evleniyorsun durum farklı bir kere. Öyle yarını öbür günü yok bu işin. Ay saçma sapan konuşuyorsunuz benim onunla. Tamam kapatıyoruz bu konuyu artık. Kapandı bitti. Siz yaşayamam ki ben.
ben sana. Öldürürüm sana diyorum, inanmıyorsun. Beni hiç bırakma, olur mu? Benim kalbim sensin Asrım. Bin kere yaşasam, bin kere evlenirim seninle. Asrım, sen en güzel duygularım katilisin Asrım. Biz hep böyle olalım. Çocukluğumuzdaki gibi, tamam mı? Tamam. Yani ben evleniyorum diye görüşmemezlik falan etmeyelim. Yok artık. Ya sen evleniyorsun diye niye görüşmemezlik edeceğiz ya? Ne bileyim. Kızlar, size bir şey söylemek istiyorum. Ne? Ne? Allah! Arıyor. Kim? Asrın. Gündüzden beri hiç görüşmedik. E Aslan'a. Ne diyeyim? Kızım açsana. Alo. Alo Saadet, sizin evin önündeyim. Bana bak, sana bir şey söyleyeceğim. Bizim evin önündeymiş. Ne? Aa, sarmış galiba. Ne yaptıysan adama artık. Kız sus. Alo. Saadet, seninle konuşmam lazım, gelsene. Tamam aşkım, dur bakıyorum şimdi. Aşkım. Hani yoksun aşkım? Asrın. Eğer kızla konuşursan seni değil onu öldürürüm ben. Anladın mı? Hı? Aşkım. Bak ben yanlış adresi gelmişim. Kusura bakma, biraz çok içtim de. Ararım ben seni sonra. Yanlış adrese gitmiş bizim ev diye deli. Takip mi ettiniz ha? Bak, bak, bak. Bu işlerde şakam olmadığını bilirsin. Bizi bu işe sen soktun. Bu saatten sonra dönersen kan akıtırım. Anladın mı? Bak, başka tezgah açarım, tamam mı? Hatta daha kralını açarım. Hayır lan! Hayır, bu iş güzel oğlum, bu iş güzel. Her şey hazır. 9 aydır köpek gibi seni bekliyoruz lan. Bu iş olacak Asrım. Bu iş olacak. Yoksa yemin ediyorum kızı öldürürüm. Anladın mı? Anlaştık. Yılmaz, ben birazdan eve geçiyorum. Ben gelmiyorum akşam. Gelmiyor musun? Gelemem Servet. Bir duş alırdın. Burada duş var. Orada bir duş olduğunu biliyorum. Peki, peki gelme Yılmaz, tamam. Yılmaz. Söyle. Yarın sabah bir buluşalım diyordun. Neden buluşalım? Sadece bir buluşalım işte. İyi. Tamam mı? Ofisin önünde beklerim o zaman. Tamam. Günaydın. Günaydın. Sen duş almadın mı böyle dünkü kıyafetlerinle? Üşendim. Sen de maşallah pek mi güzelsin bu sabah? Her zamanki şeyler canım, boş ver. Ne yapacağız? Neyi? Ya sabahın köründe buluşalım demedin mi? Ha dedim. Tabii ya dedim ben. Ben bir şey söyleyecektim sana. Ne? Yılmaz. Ya
sana yeni bir takım elbise alsak ha? Ne takım elbise sen? Yani Saadet'in düğünü var ya o yüzden. Ya var benim takım elbisem. Canım o olur mu hiç? Yeni bir tane alalım sana. Ya Servet gözünü seveyim iş çıkarma. Ben bir kot bir ceket giyer gelirim. Hiç öyle şey olur mu canım? Sen düğün sahibisin. Kot ceket ha. Hadi gidiyoruz gidiyoruz. Allah Allah. Nereden çıktı şimdi takım elbise? Hoş geldiniz Servet Hanım. Hoş bulduk Anıl. Buyurun Yılmaz Bey. Bizim acil bir takıma ihtiyacımız var düğün için. Böyle gri olabilir, lacivert olabilir. Ama bu akşama en geç yarın sabah hazır etmen lazım. Şöyle göstereyim. Al işte. Bunun bedeni var mı? Bırak onu Yılmaz ya. Niye ya? Ne güzel işte yaz rengi. Bir daha nerede kullanacaksın onca para verip? Ya yaz rengi diyorsun. Bej olsun, lacivert olsun, başka bir şey. Hah bak lacivert. Bunu denesene. Hangisi olur acaba? Pembesi var mı? Pembe yok. Pembesi. Ama sen çok tatlısın. Kaç yaşındasın sen? 4,5. Güzel. Gel. Ne güzel saçların var senin öyle. Hadi ya. Kravat lazım. Boş ver kravatı be. İyi olur, iyi olur. Yeşil. Yılmaz. Hı. Ben diyorum ki bu takım işini hallettikten sonra bir dışarıya çıkalım. Bir yerde oturalım böyle bir. Kahve içip konuşalım mı? Ne dersin? Olur. Benim de seninle konuşmam lazım zaten. Öyle mi? Hani düğünden sonra konuşuruz demiştik ya. Evet. Avukat diyor ki adli tatil mi ne varmış işte öyle bir yoğunluk olurmuş sonrasında hızlı hareket etmek lazım. Avukat mı? Ya. Sen ne ara avukatla görüştün? Benimle konuşmadan önce mi? Tamam, peki. Nasıl istersen hızlı davranırız biz de, sorun yok. Anıl Bey, bu takım bizim için iyi. Paçaların boyunu alırsın, omuzları da iyice oturtun. Sanırım bu kravat da olur. Ayakkabı. Hah, evet. Bunların siyahı var mı? Evet. Tamam, 44 numara. Bunu da alıyoruz. Böylece her şey hallolmuş oldu. Boğuyorum. Dur ne yaptın Servet? Sana hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Ben gidiyorum. Yapacak daha çok işim var benim. Ay çekilsin ayak altına ya. Bir Servet! Çıksın. Çıkamıyorsunuz ya. Hayret bir şey. Servet! Buraya bak. Ne var ne? Ya lafın sonunu bir dinle. Hemen kafanı dikine gitme. Ben dinledim dinlediğim kadar. Her şeyi öğrendim. Avukatlara kadar gidilmiş. Her şeyler konuşulmuş. Ya adamı hasta etme Servet. Tamam. Tamam Yılmaz. Be. Hemen kestirip at. İşine geliyor çünkü. Sen de boşanmak istiyorsun ama söyleyemiyorsun. Çünkü Servet Hanım hiçbir şeyi yarım bırakmaz. Evlilik dahil. Ama Yılmaz ayrılırsa ne âlâ memleket değil mi? O kadar hiçbir şey bilmiyorsun ki. O kadar. Öyle mi? Seviyor musun beni? He? Seviyorum de. Ayrılmak istemiyorum de. Bırakma beni de. Ne yani yalvarayım mı sana? Yalvar. Bir kerecik de yalvar bakalım ne olacak. Bakalım incilerim mi dökülecek. Ben gidiyorum Yılmaz. Git. Bak bir. Hiç yakışmadı. Almıyorum bu takım elbiseyi. Alırsan namerdim. Şu lafı benim yanımda etme ne olur ya. Of ya of.
kimse yok mu burada? Hoş geldiniz hanımefendi. Randevunuz? Randevum yok ama acelem var. Ama... Acelem var diyorum sana ablacığım. Peki hanımefendi, konu neydi? Gebeyim, aldırmak istiyorum. Bir de şuraya rica edeceğim. Banu Hanım, ben sizi yolcu edeyim. Teşekkür ederim. Kolyeniz haftaya gelecek, ben sizi arayacağım. Peki, bekleyeceğim. İyi günler. Sağ olun. İbrahim abi, ben bir çıkıp geliyorum. Alo, iki dakika sonra ara. Tamam oğlum, uzatma, ara işte. Bebeğim. Ne oldu? Küsmüş mü bana? Utanıyorum. Aman da utanırmış. Ya. Saadet, hadi gel uzatma. Sarılsın. Canım. Efendim. Niye içeri gelmiyorsun? Merhaba demeyecek misin İbrahim abiye? Olur, geleyim. Hadi gel. Uyalo. Ah, réunion avec les Suisses. Très bien, comme ça. Demain, bah très bien. Ok, message reçu. Au revoir. Ne oldu? İsviçreliler. Ankara uçağına binmişler, beni de çağırıyorlar. Bugün mü? Evet, bakanla görüşülecekmiş. Bu ortaklık işiyle pırlantaların gümrük meselesi çözülecek. Ama aşkım, diyemedin mi düğünüm var diye? Bakan randevu vermiş. Ne diyeyim Saadet, gelmem mi diyeyim? Diyemezsin tabii. Günü birlik sevgilim. Gideceğim, geleceğim. Tamam mı? Tamam. Ama bak, ara beni. Hep ara. Saat başı ara. Tamam mı? Tamam. İyi. Güle güle git. İnşallah çok güzel geçer toplantın. Bakana da selam söyle ben. Söylerim. Hadi kolay gelsin. Alo aşkım. Bak, aramaya başladım bile. Bebeğim benim. Ya canım. Sevda ya, niye girdik Nişantaşı trafiğine? Yemin ederim çok merak ediyorum yani. Ya ablamlar kuru temizlemeye vermişler babamın ceketini. Buraya bırakmışlar, eve götürmem lazım. Aman Sevda ya, söylesene ben şirketten adam yollayıp gönderteyim. Babamın ağzına laf mı verelim? 40 yıldır bir iş istiyorum, onu da elin adamlarına yaptırıyorsunuz diye. Hadi sevgilim ya, benim atım için. Kızım, hasta etme adamı. Babanın uşağı mıyım ben? Ay aşk olsun Tibet ya, o ne biçim laf? Hem sözlendiğimiz zaman senin baban benim babam mı var? Ne sözlenmesi Sevda, ne diyorsun? Annen dedi ya. Siz annemle arkamdan bunları konuşuyorsunuz he? Dün bir, bugün iki. Senin haberin var diye düşündüm ben. Ne iş? Böyle arkamdan dolanıp annemi kafalayacaksın, sonra beni mi kafesleyeceksin he? Plan ne? Ne biçim konuşuyorsun Tibet ya? Ne biçim laf o öyle? Vallahi kalbimi kırıyorsun bak.
Ya sevgilinim ben senin. Ya değilsin mi dedik? De. Söz möz bunları benle konuşacaksın. Annemle değil. Hadi. Hop birader. Arabayı çek, kamyon gelecek. Hop, o benle sorun yok. Giyinmişsin. Doğru konuş. Neyse ne. Arabayı çekmeniz lazım, kamyon gelecek. O benle diyorum, sorun yok. O seninle olunca ne oluyor? Kamyonu o mu indiriyor? Koçum sen hallediver hadi. Oğlum tutsana anahtarları. Kendi arabanı kendin çekiver Rüzan'a. Şekil bu he. Yeni mi bu? Yeni misin sen? Şu anahtarları yerden al. Hadi sana zahmet. Anahtarsız çalıştırma var mı senin arabada? Var. Ne olacak? Anahtarları sana yutturunca yolda kalma diye. Lan bana bak hadi. Oh, oh, sen kimsin? Bir dakika. Sevgilim sakin ol. Şşt. Geri çekil. Sen kendini ne zannediyorsun ya? Hırt. Doğru konuş. Doğru konuşmuş. Terbiyesiz. Allah'ım, ablam senin gibi daha kaçkın nereden işe aldı ya? Bizim yanımızda çalışıyorsun, bak kovdururum seni. Hah, işe eksik. Sen de dükkanın malını kendi indir ama bir. Nereye? Ya benim lafım bitmedi. Benim bitti. Şirketin kostümüyle gidemezsin. Ne yapıyorsun? İyi bak, ödeşmiş oluruz. Hayvan! Ben hayvanım, sen insansın da niye insan gibi davranmıyorsan o zaman ha? Köyde eşeği bu kadar itip kalkmazlar, onun bile bir gururu var diye. Seni yok mu? Hayvansın işte! Sana diyorum! Ya bir sus sen de ya! Tibet! Bir dakika gitme. Bir şey konuşmam lazım seninle, demin olanlarla ilgili olarak. Ne? Ya bir şey söyleyeceğim. Sen haklısın, tamam mı? Özür dilerim. Ben annenle konuştum ve senin haberin var zannediyordum. O yüzden öyle dedim. Konuştuk zaten. Yani? Bak kızım. Sen bendesin. Sonuçta bir olayımız var değil mi? Problem yok. Ama yerini bileceksin. Erkeğini ezmeyeceksin. Değil mi? Haklısın. Koymuştum. Abla, ya ruj kalemini bulamıyorum, kırmızı olan nerede? Banyoda, aynanın önünde. Ha. Abla çanta nerede? Çanta dolabın yanında kuzum. Ha! Tamam. Banyo kilitli abla. Çünkü babam içeride. Abla! Makyaj çantanı gördün mü? Makyaj çantan kuaförde. Hatta kendin bıraktın, hatırlamıyor musun? Aa, tamam. Baba hadi ya, daha ruj sürüyor. Ya bırakın beni, rahat bırakın beni. Baba dışarı çık. Ne giriyorsun? Abla! Ya çıkmıyor, yine görmüyor musun? Al şunu, unutacak. Baba çıksana banyodan. Çıkmıyorum. Abla, babaların nerede? Ha şeydeydi, çantan nerede? Bak bir daha sorarsan Saadet, ya boynuna baba asacağım o çantayı. Dolabın yanında dedim, hadi. Ha tamam, hadi. Of. Baba! Ya bak hiç çıkıyor mu ya, dinlemiyor baba, abla. Çıkmıyor yine ya, gelsene yardım et. Baba çıksana şu banyodan artık, hadi ben...
ne var ne? Ya baba, 2 saattir içeridesin, hazırlanamadım senin yüzünden. Allah Allah. Al kalemini, orada yaparsın, hadi çabuk ol. Böyle mi çıkayım ben? Ne var kızım, kapının önünden arabaya bineceksin, kuaförün önünde ineceksin be. Ay baba, hiç anlamıyorsun sen kadınlardan. Tabii anlamıyorum. Allah da anlamadıkça veriyor. 3 kız çok, çok. Seni yapmasak iyiymiş ama. Aşk olsun. O ne biçim laf ya baba? Rujumu sürsem ne olacak? 2 dakika sürerdim yani. Gazete mi okuyorsun bugün de tuvalette? Evet efendim, gazete okuyorum. Makyaj yapıyorum. Hadi. Kimse bir şeyin unutması çabuk, çantanı da. Ama telefonun nerede? Hepsi içinde. Hadi ya, çabuk çabuk. Ver bana, ver çantanı, ver. Hadi babacığım, hadi. İyi, ben bunu aldım. Bakıyorum. 1 kaldık, hadi. Anahtar bende. Bagajı çabuk. Açıyorum bir saniye. Ay, senin yüzünden kızın kendi düğününe geç kalıyor. Ay. Senin abla, çantayı bagaja de koyayım değil mi? Tabii. Tamam, dur, açtım. Oku. Abla dikkat et karışmasın ha. Tamam canım. Hadi tamam, hadi anahtarı ver. Anahtarı ver. Allah Allah. Hadi. Bir şey unuttuk mu? Hayır, unutmadık. Çabuk Sevda onu, telefonunu hadi. Çaldı mı? Hayır. Başak gideceğiz. Sessiz dedim belki, baksana. Hayır. Bakayım. Hadi babacığım. Allah Allah. Tamam mı kızlar? Ay çok sıcak. Ay. Ne varmış kapıda? Beğenmedim. Kazanın siz daha iyisini alın ya. Hadi ben gidiyorum salona. Sizi bu damat alacak değil mi burada? Evet, evet babacığım. Hadi, hadi sen kız. Git. Hadi, hadi görüşürüz. Hadi, hadi. Merhaba. Hoş geldiniz. Gelin hanım, böyle alın. Saadetciğim hemen geç otur şöyle. Tamam abla. Ben saç modelimi seçmiştim. Tamam şekerim, hazırladım. Bak o model beğenmiş. Beğendin değil mi? Bir stil var ya, göstereceğim. Böyle bir şey. Tamam bakalım. İyi günler. Lale Hanım. Hayrola? Beni çağırdığınızı unuttun galiba Sevda. Ay yok, olur mu öyle şey? Çok sevindim sizi gördüğüme. Ben geleceğinizi tahmin etmemiştim sadece. Biliyorsun benim kuaförüm belli bir yer. Ama bugün sizlerle beraber olmak için böyle olsun. Hem okulda bitirdiğine göre artık birlikte gezmelere alıştırabiliriz kendimizi. Lale Hanım, hoş geldiniz. Burası gerçekten güvenilir bir müessesedir. Yani biz yıllardır birlikte çalışıyoruz. Biz derken? Sizin iş ne üzerineydi? Düğün organizasyonu. Biz evlendiriyoruz, siz boşuyorsunuz. Buradan aklınızda kalsın. Lütfen hemen Lale Hanım'la ilgilenebilir misiniz? Ama senden sonra ancak. Yok canım, olur mu öyle şey? Lütfen önce Lale Hanım'la ilgilenirsin. Seninki yetişmez. Ben sıramı Lale Hanım'a versem. Kibarlık ediyorsunuz. Yok canım. Biz büyüklerimize her zaman hürmet ederiz. O kadar aile terbiyemiz olsun yani. Buyurun Lale Hanım lütfen. Açmıyorsun, ne diyeceksin? Hallederim ben. Şüphelenmesin. Oğlum siz takmayın onu kafanıza ya. Abla. Efendim canım. Aslında açmıyor telefonunu. E açar. Sen otursana, niye saça başlamadınız? Geç kalacağız, vallahi geç kalacağız. Otur kızım. Arar mutlaka seni. Ama abla açmıyor. Ay tamam, tamam Saadetciğim. Efendim? Gelsene. Ya geleli kaç zaman oldu? Kimse gelip kadına bir şey içer misiniz diye bile sormadı ya. Sevda! Abla duyacak ya, kadını ben çağırdım. Ayıp olacak diyorum. Bak kızarsa gerçekten. Batakhane mi burası? Ay lütfen konuşturma beni, bak vallahi ben kızacağım. Bir sürü sorunum var. Git içeriden çayı sen getir ona. Saadet tamam, arayacak seni. Radyasyon koy şuraya. Başlayın artık lütfen. Teşekkürler. Sevdacığım ben çıkıyorum. Şoförüm gelmiş. Lale Hanım ben sizi geçireyim. Ne bu? Görgüsüzler. Ay evet. Yani insanlar artık düğünlerinde ne yapacaklarını şaşırdılar. Vay! Sevda ne haber kız güzellik? Enişte. Oh.
Eniştem Lale Hanım. Memnun oldum. Hadi size iyi günler. Düğünde görüşürüz. Hı hı. Ne ya, kim bu kız? Tibet'in annesi. Hani sana hep anlatıyorum ya. Bu mu bu? Maşallah, hemen kafayı almışsın kadın ha. Ay enişte ya. Sosyeteye gelin mi olacağım bakayım sen? Ay inşallah. Şu güzelliğe bak, güzelliğe. Güzeller güzeli. Yakıyor, yakıyor, yakıyor. Ben nasıl olmuş enişte? Ya, fena değilsin sen de. Aşk olsun. Güzel olmamış mıyım yani? Saçım mı kötü olmuş? Makyajım mı kötü? Söyle, düzelttireyim hemen. Ya enişte. Şaka, şaka, şaka. Sen de fıstık olmuşsun, fıstık ya. Oh. Oh, Allah nazarlardan saklasın. Allah nazarlardan saklasın. Ay enişte, dua dur, dua. Tamam. Bir dokunulmuyor size de ya. Yılmaz, bu ne? Ne, gelin arabası? Çok güzel enişte, bayıldım. Al bak, gelin bayıldı. Ne oldu? O kadar da zevksiz değilmişiz yani. Aslı nerede? Bilmem. Buraya gelecekti, gelmedi mi? Ne demek gelmedi mi? Abla, abla Aslı nerede? Aa, dur, 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 telefon çalıyor. Aslı nerede? Dur, 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 telefon. Ver, alacağım. Ver. Al. Alo aşkım. Aşkım neredesin ya, öldüm meraktan. Tamam, sakin ol hayatım. Ben her ihtimale karşı ayarlamıştım Yılmaz abiye. Niye? Ya dün bakan bekletti de bize. Sabah uçağına kaldım. Ama bir saate İstanbul'dayım. Geliyorum. Ama aşkım, olacak iş mi bu düğün gününde? Hayatım merak etme, siz mekana geçin, ben geliyorum. Bir saatçik ya. Seviyorum. Ben de. Neredeymiş? Tamam tamam, Aslı oraya geliyormuş. Ankara'daymış, uçağa binecekmiş. Ne? Ankara'da ne işi var? Dur, hadi hadi kızlar hadi. Hadi tut kız ablanın tülünden. Hadi, hadi, hadi. Al şunu, al şunu. Tuttun mu? At içeri. Al, tuttum, yürü, tuttum, 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 tuttum. Basma, basma. Ay, 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 basma. Düşeceğiz. Tamam, tamam. Getir, tamam, getir, getir. At. At içeri. Attım, tamam. Tamam. At bir tane, atla. Atla. Topla, topla, at içeri. Ben nereye oturacağım ya? Sanımla. Oturtacağım bir şekilde. Gir sen. Girdim. Girdim. Tutla sen de içeri. Oh be. Kızım ne yapıyorsun öyle, askere yolculuk eder. Aa, bir şey olmaz ya. Hadi bakalım, hazır mıyız kızlar? Hazırız. Hadi bir bakalım. Basma şu kornaya. Ya kaç, kaç, kaç bu. Ne varsa bu eskilerde var. Yapmıyorlar şimdi. Almayan namert yapsınlar. Yılmaz, lütfen şu lafı yanında etme benim. Bas gaza enişte. Mumlar nerede, mumlar? Git sen, git. Dur, dur. Önce kapıyı kapat. Allah. Babacığım, merhaba. Öpeyim. Ne oldu? Geldi mi damat? Vallahi gecikecekmiş. Miş mi? Miş ne? Sen nerede olduğunu bilmiyor musun? Yok baba, ben nereden bileyim? Ya Yılmaz, sen eskiden çok güzel kafa golleri atardın. Öyleydi. Eyvallah, sağ ol baba. Ama bak, o goller unutuldu. Şimdi topların beyninde açtığı hasarın faturasını ödemek de bize düştü. Ben gideyim giyineyim içeride. Aşk olsun baba ya. O ne biçim söz öyle? Ne? Yalan mı? Ha, bulmuşsunuz birbirinizi. Ben çay içeceğim şurada. Sarı beyaz uyumuna ne diyorsun? Ya sen bu işi biliyorsun abla, valla. Ay şu çiçekleri gördün mü Saadet bak? Ay, süper olmuş valla. Kızlar, hoş geldiniz. Ne haber Alev? İyidir. Alev abla. Sağ ol, şahane olmuş burası. Beğendin mi? Çok. Saadetciğim, sen geç odanda biraz dinlen, hadi. Alev, abla. Çocuklar nerede? Ben onlarla bir burada, konuşayım. Burada, hepsi burada. Hadi toplanın çocuklar. Gelin şöyle. Ay. Ne haber? Ne haber? Çok güzel olmuşsun.
Sen de... Ne? Acayip. Fazla iddialı. Sağ ol. Sınavın nasıl geçti? Şahane. Bitti okul. Hayırlı olsun. Sağ ol. E senin de artık bugüne bugün avukat bir arkadaşın var. Yarın öbür gün işin düşerse hallederiz. Halledersin. Bilmez miyim? Çiftin. Geliyorum abla. Sevda. Ha? Ne oldu? Ne oluyor? Ne oluyor? Bedir nerede? Bedir kim ya? O ne biçim konuşmak öyle? Ha, sen dünkü olayı söylüyorsun ya. Terbiyesizlik etti, haddini bildirdim. Çocuklar Bedir'i kovduğunu söyledi bana. Hı, hak etti. Sen kimi kimin işinden kovuyorsun ha? Ne hakla? Ne demek ne hakla ya? Kardeşine terbiyesizlik yapmış bir daha iyisi işte. Niye uzatıyorsun ya? Bu hallerini hiç beğenmiyorum. Bak söyleyeyim, hiç beğenmiyorum. Abla bir dur ya. Saadet'in düğün günü, bir sakin ol. Olay çıkarma. Beğenmiyorsan da beğenmiyorsun haliyette. Biraz daha sabret. Yakında maruz kalmayacaksın. Ne demekmiş o? Gidiyorum ben. Kendi evime taşınacağım. Öyle mi? Her şey düşünüldü yani. Okul bitti abla. Günaydın. Artık ben de bir iş kadınıyım. Leyla Hanım'ın yanında işe başlıyorum. Sen bu aileye fazla güveniyorsun. Bana bak, gözümden kaçmadı o kuaförde. Afralar, tafralar böyle. Sakın unutma. Seni ben okuttum, ben bu yaşa getirdim. Merak etme, unutmuyorum zaten. Ya unutturmuyorsun zaten abla. Ne sürekli başıma kakıp duruyorsun? Yeter. Tamam, iyi ki özel okulda okuttun, tamam mı? Çalışırım, neyse parası öderim sana. Öyle mi? O zaman bana şeref sözü ver. Bugüne kadar yaptığım bütün masrafları bana geri ödeyeceksin. Söz. İyi. 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 Vallahi ya, her şeyi biliyorsun zaten. İlla başımıza kalk. Binmiş düğün gününde. Ne haber sevgilim? Bu ne ya? Oyuncakçı gibi olmuş. Gel gidelim buradan ya. Bastı beni burası biraz. Nankör. Çıktığı deliği beğenmiyor. 12 yaşındaydım ben be. 12 yaşındaydım sen benim elime düştüğünde. Şımarık seni. Vicdansız. İş kadınıymış, iş kadını. Ay! Sen de sallanma be. Aa. Ne yapıyorsun? Allah, nasıl? Güzel olmuş. Yakışmadı açık mavi. Haklıymışsın. Babama bakma sen. Biliyorsun hep böyle konuşurdum adam. Yani kafa gollerim unutulmuşmuş. Hadi canım. Onca şeyin arasından bu mu hoşuna gitmedi? E alıştık öbürlerine artık. Her zaman söylüyor. Ay. Dur bakayım, dur bakayım. Oldu mu? Oldu. Servet. Heh. Hatırladın mı? Neyi? Masa masa. Aa, bizim de tabii hatırlamaz olur muyum? Hatırlamaz olur muyum? Nasıl sallanıyordu ya masa? Nasıl hasta etmişti bizi ya bütün gece. Sen dirseğini çekiyordun, bana doğru yıkılıyordu. Ben dirseğimi çekiyordum, sana doğru yıkılıyordu. Ya sen bir ara masanın altına girmiştin öyle destek olmak baban, için. Baban, baban. Babam ortalıkta dolanıyordu. Nerede bizim öküz damat, göremiyorum onu ortalıkta. Babamı çarptım be çıkarken. Babam ne yapıyorsunuz diye bakıyor öyle 30 saniye kadar durdu. Herhalde hayatımın en uzun 30 saniyesiydi. Baba, masa, baba, masa, ha. Ne gündü be? Ha, ne günlerdi. Güzel günlerdi. Servet. Özür dilerim. Geçen gün için. Ne alt edeceğimi bilemedim. Avukata mavukata da gitmedim. Bir arkadaşın arkadaşıymış, yolda karşılaştık. Önemli. Kendisi açtı. Hadi dur bir konuşayım. Konuşabiliyorken bir kere konuşayım. İzin ver ne olur. Tamam, özür dilerim.
Ben bazı şeyleri çok özlüyorum. Eski zamanları falan. Şöhret möhret. Adrenalin. Bilmiyorum işte. Sanki sen de bana eskisi kadar değer vermiyorsun gibi geliyor. Görmüyorsun beni. Ya bak en son ne zaman güldük? Biraz önceki gibi hatırlıyor musun? En son ne zaman sen bana yardım ettin Yılmaz? Ya Servet, yardıma ihtiyacım mı oluyor? Her şeyi hallediyorsun. Her şeye yetişiyorsun. Düşmüyorsun ki tutayım. Ama düşsem arkamda olduğunu biliyorum. Yani bu yetmez mi sana? Kalecilerin olayını bilir misin kalecilerin? Ne ister kaleciler? Ne diye düşünürsün? Kaleciler ne ister? Pozisyon gelmesin, top gelmesin. Öyle mi? Değil. Ne ister biliyor musun kaleci? Top gelsin de kurtarayım ister. 90'a çaksınlar da çıkarayım ister. Kaleciliğim belli olsun ister. Bizimki de o hesap işte. Ben de kocalığım belli olsun istedim. Yılmaz. Abla! Abla! Gelin buketim yok. Nasıl yok ya? Ne bileyim işte. Yok. Kuaförde mi unuttun yoksa? Bilmiyorum. Yılmaz sen bir arabaya baksana. Ya orada unutmuş olamam ki evden çıkarken yoktu zaten. Ofiste mi bıraktık? Ha bak iyice düşün ofiste mi? Ona göre arattıracağım. Ya abla biliyorum bir şeylerin ters gideceğini. Saadetciğim üzülme ben her şeyi halledeceğim. Sen hiç merak etme tamam? Bakıyorum şimdi. Ha aşkım. Alo Aslan. Aşkım neredesin ya? Niye gelmiyorsun? Ha trafikteyim. Havaalanından feci sıkışmış bu tarafa. Niye ne oldu ki? Gelin buketi mi yok? Servet abla orada değil mi? Bak aşkım korkma ağlama makyajın akacak. Tamam hallederler daha vakit var. Bak aşkım telefonun şarjı az kapatmalıyım. Bütün akşam lazım olacak. Tamam korkma geliyorum ben. Aslını kapat. Tamam mıyız? Herkes ne yapacağını biliyor. Aynen. Saadetciğim canım bak şimdi baştan alıyoruz. Evden çıkarken elinde buket falan yoktu değil mi? Yoktu. Ne oluyor yahu? Gelin buketim yok Alev abla. Aa. Alev ofiste birileri var mıydı onları söyleyelim hemen getirsin. Yok bugün herkesi burada istedik ya. Ay şimdi nasıl gideceğim akşam trafiğinde git Nişantaşı'na dönemem ki geç kalırım ben. Şuradan bir çiçekçi bulup yaptırıverelim hemen. Olmaz Alev abla uğurum o benim. Aşk olsun abla ya. Hani önce organizatör kimliğinle şey yapacaktın sonra abla kimliğinle. Saadetciğim çözüm bulmaya çalışıyoruz. Ne oluyor ya? Elin kör oluyor. Gelin buketim yok. Nerede unuttun kızım? Ne bileyim ben? Ne yapacağız? Yaptıracağız başka çaremiz hayır. Yok. Hayır. Ne yapayım Saadet ha? Uçarak gidip geleyim mi Nişantaşı'na? Ben anlamam. Ben buketimi isterim. Uğurlu buketim bu benim ya. Bütün çiçekleri... İyi akşamlar. Dünyanın en süper insanısın sen ya. Aslansın sen. Aslan. Alev abla. Bitir. Nerelerdesin sen? Abluk buketi Terzi'de unutmuşsunuz. Terzi de ofise göndermiş bu sabah. Ofis kapalı olunca yan komşuya bırakmışlar. Ben de kalan eşyalarımı almak için uğramıştım. Komşu görünce verdi. Getireyim dedim. Helal olsun sana. Bedir. Bak seni işe kim aldıysa ancak o gönderebilir. Sakın unutma bunu. Anlaştık mı? Anlaştık mı diyorum sana? Sen istiyorsun diye. Hadi geç. Geç giyin. Geç kalma. Çok kahraman gördüm seni. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Sarkın arkadaşlar. İyi akşamlar efendim, hoş geldiniz. Merhaba Lale Hanım, nasılsınız? Ben sana masanızı göstereyim, buyurun. Aa,
Tamam. İbrahim Bey, iyi akşamlar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz Asiye Hanım. Remzi Bey, hoş geldiniz. Hadi aşkım. Hadi aşkım. Efendim aşkım. Aslında davetler gelmeye başladı. Ondan gerçekten kötü oluyorum. Hayatım 15 dakika daha vakit var. Korkma, ben seni ne zaman yarı yolda bıraktım ha? Ama Asrın! Saadet, çevirme var, kapatmam lazım. Asrın! Asrın kapatma! Asrın! Ne oldu? Anahtarlar açtı değil mi kapıyı? Hem neresi oğlum? Baksana şunlara, yağ gibi, yağ gibi. Burada daha fazlası var şerefsiz. En az 30 milyon var. Asrın vurgunu oldu, Asrın. Ver be. Ver. Hadi beyler, 2 dakika içinde çıkmamız lazım, hadi. Tamam, tamam. Uçak da var, çabuk. Al şunu. Şunu da doldur. Güzel. At, at şunları, at şunları. Aç, aç. Atacağım, atacağım. Asrın. Asrın, kapıda kaldı, Asrın. Asrın. Ne oldu ya? Karıyı da. Lale Hanım, yani iyi ki geldiniz. Beni çok mutlu ettiniz gerçekten. Ne konuda uzmanlaşmayı düşünüyorsun? Ben de Tibet gibi şirket alımları üzerine... ...ya da marka patent üzerine de olur. Aslında öncelikle ben tabii ki sizin görüşlerinizi almayı tercih ederim. Seninle ilgili harika bir kariyer planım var. Öncelikle uluslararası deniz ticareti için. Selam. Cesil ben, Sevda'nın arkadaşı. Naber Tibet? İyidir, sen Cesil yakıyorsun ortalığı. O diyorum he. Teşekkür ederim. Cesil'cim bir şey konuşuyorduk. Tamam canım, ben bir merhaba diyeyim dedim. Kızım süper olmuşsun he. Ya. Eksik olmuş hatta diyelim. Ya çok tatlısın ama. Cesil'cim, senin ilgilenmen gereken konuklar vardı değil mi? Canım ben şurada oturacağım sizinle biraz. Müsait değiliz Cesil. Ay kusura bakmayın ne olur. Ablamın ortağının kardeşi bazen böyle hassizlik yapıp söz kesebiliyor. Hem senin zaten ilgilenmen gereken konukların vardı Cesil. Evet, benim karşılamam gereken konuklarım var. Size iyi oturmalar. Ne diyordunuz? Geç kaldım. Beni ölümüne yetiştirebilir misin? Çok para öderim. Bas gaza. Bas. Yetiştir beni. Gözünü seveyim. Ölüm kalın meselesi. Bas. Hadi daha hızlı. Hadi kaptan. Hadi. Doğru. Evet. Yani bence de öyle. Çok uygun olduğunu düşünüyorum sana. Ne içersin? Fark etmez. Bakar mısın? Asrın! Saadet. Ay canım benim. Kesin bir şey geldi başına. Sen telefonda konuşmadın mı onunla? Ama abla saat kaç oldu? Yok. Evet, biraz şekilsiz oldu ama daha vaktimiz var. Neyse ki gelecek, gelecek. Ben inanıyorum. Şşt, ağlama. Ağlama. Ağlamıyorum canım. Güzel, güzel. Afiyet olsun. Birazdan nikah töreni başlayacak. Neler oluyor kızım? Şarjım bitmek üzere demiş Saadet'e. Bitti herhalde, ulaşamıyorum. He, rezil olduk. Niye öyle söylüyorsun baba? Eninde sonunda gelecek nasıl olsa. Olsun, rezil olduk. Ah, baba, baba nereye gidiyorsun? Baba!
Ben niye bu masada oturuyorum ya? Neden Sevdalar'ın masasında değilim? Vallahi oturma düzenini Sevdalar ayarladı, bilemiyorum. Ama yani hem çağırıyor hem bu masada oturtturuyor. Aa, olur mu? Benden özellikle rica etti. Bu özel günde seni mutlaka yanında görmek istiyormuş. Hadi iç biraz, rahatla. Dedim, ben dedim. Bu adam işe yaramaz dedim. Babacığım bir dur, bir dur. Dedim mi demedim mi? Ama sen zaten herkese işe yaramaz diyorsun. Mutlu musun? Haklı çıktın işte, mutlu musun? Bağırma bana. Bağırmıyorum. Babacığım sen dışarı çıksana, zaten kızın morali bozuk. Yoldaymış, gelecekmiş. Allah Allah. Hadi, hadi. Saadetciğim, canım benim. Al, al canım, iç. İçi yanmış benim saadetimin. Alayım mı? Beni iyi dinle. Bak bakayım bana. Saadet, sen bir karar verdin değil mi? Çok büyük bir karar. Evleniyorsun. Ömrünü bir başkasının ömrüne katıyorsun. Çok önemli, geri dönüşü yok bunun. Hatalar olabilir, talihsizlikler olabilir. Sen daha çok gençsin. Önünde yaşayacağın o kadar güzel günler var ki. Ha böyle kendini bırakma, topla. Topla, bırakma kendini. Bundan sonra artık iki kişilik yaşayacaksın. İki kişilik karar vereceksin. Kocam mı gelmedi? Çıkacaksın davetlerin karşısına. Diyeceksin ki kocam geç kaldı ama gelecek diyeceksin. Yeri gelecek, evliliğini tek başına kurtaracaksın. Düştüğümü kaldıracaksın. Abla nereye? Çok önemli bir şey var Saadet. Çok önemli bir şey var. Bekleyemez artık. Sen bekle beni, ben geleceğim. Tamam canım benim. Yetiştireceğim abi seni. Kestirmeden gidiyorum. İki katını veririm bak. Üç katını veririm. Yeter ki yetiştir beni kardeşim. Biraz daha hızlı. Bedir, Yılmaz abini gördün mü? 10 dakika falan oldu abla. Arka tarafa gitti, çocuk parkına doğru. Sağ ol. Ben gebeyim. Gebeyim ne ya? Yılmaz, ben hamileyim. Seni çok seviyorum Yılmaz. Şu yanındaki kim Sevda'nın ya? Kuzeni mi? Kuzeni mi? Sevgilisi o be. Ne sevgilisi ya? Biz de okul bittikten sonra Tibet'le 6 aylığına Londra'ya gideceğiz diye konuşmuştuk. Hani dil olayını falan tamamen çözmek için. Çok iyi düşünmüşsünüz. Belki de ulaşırız. Affedersiniz. Beni hatırladın mı Sevda? Ne işin var senin burada? Sen davet etmişsin ya beni. Geldim. Buradayım. Sevda kim bu arkadaş? Bir dakika, kusura bakmayın lütfen. Sen gelsene benimle. Peki. Ben var ya, asistan parçası. Ben kaç sınavda kopya verdim sana be. Bir gülüşüne daha nelerimi vermezdim be. Lan ne diyorsun lan? Ne diyorsun oğlum? Sevda ne diyor bu? He? Ne diyor? Ne diyorsun oğlum? He? Ben! Sevda! Doktor canım, doktor canım! Sevda! Sevda aç kapıyı! Sevda aç kapıyı! Tamam, sadece konuşacağız bak. Annem de masadaydı. Aç şu kapıyı, öldürürüm seni! Aç! Sevda aç kapıyı! Sevda aç diyorum kapıyı! Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar. Maalesef küçük bir aksaklıktan dolayı düğünümüz... Saadet, ben bu düğünü iptal edeceğim. Hayır baba, geliyor şimdi, yolda. Baban olarak böyle bir rezalete izin veremem kızım. Yapma baba. Gidip misafirlerden özür dileyeceğim. Baba yapma, yuvamı yıkma. Başlatma yuvanı, bırak. Baba! Abla! Servet abla! Babamı tutun! Abi şuradan döndük mü geldik. Benim için bile bir rekor. Hayat kurtarıyorsun kaptan, hayat. Sayın misafirler, bu...
Oğlum bir işi de bir doğru düzgün yapın be, geri zekalı mısınız? Sayın misafirler, çok özür dileyerek efendim. Bu akşam... Baba dur. Durmayacağım. Gelecek şimdi, yolda. Nerede be, nerede gelecek? Teknik bir aksaklıktan ötürü maalesef. Ne teknik aksaklığı, uçak mı bu? Sayın misafirler, bizim bu geri zekalı damat gelmedi. Baba rezil ettin beni. Seni rezil eden etmiş be kızım. Sayın davetler, babama bakmayın siz. Bakın, bana bakın. Bu var ya, bu benim kızım var ya, bu saf. Baba ne diyorsun? Düğün iptal. Hayır, düğün olacak. Neyin olacak be, gerizekalı kızım benim. Kimle evleneceksin, damat yok. Pastayla mı evleneceksin? Gelecek. Geldi. He? Aslansın kardeşim. Yolla abi. Sen sağ ol. Elveda Saadet, affet beni. Dünya böyle. Biri üzülecek ki biri sevinsin. Saadet Üstün kim? Benim. Alın bunu. Neyi alıyorsunuz kardeşim, ne oluyor? Alın alın, korkmayın. Babacığım alır mısın? Ne oluyor kardeşim, söylesene. Babacığım şaka. Aslında aklıyla sürpriz yapıyor ama yemezler yani. Sevda. Sevda, sana söylüyorum. Çık dışarı ve bana bu rezaleti aç. Sevda, sana söylüyorum. Çık dışarı. Anne bırak kırayım kapıyı, Allah aşkına ya. Sevda, çık dışarı. Sevda. Sevda, sana söylüyorum. Sevda. Ben karımı seviyorum. Öyle bir ara kafam karıştı. Ama seviyorum. Bugün bir daha anladım. Ben servetsiz yapamam. Ne demek seviyorum? Ben servetsiz yapamam. Ben ne olacağım? Hani boşanacaktın Yılmaz? Altı aydır bana neyin masalını okuyorsun o zaman? Neyim ben? Alev, seviyorum diyorum. Boşanamam, bitti. Bitemez efendim. Bitti. Hakem 90 dakikayı bitiren düdüğü çaldı, bitti. Açıklamazsan namersin Yılmaz. Sevda. Ne oluyor kardeşim, nereye götürüyorsunuz? Karakolda söyleriz. Babacığım korkma. Aslın çıkacak şimdi şurada bir yerden. Asrın, aşkım çıksana. İbrahim abi.
İbrahim abi, anlatsana şaka yaptığınızı. Yok Saadet, benim bir haberim yok vallahi. Nasıl? Sen kimsin? Hanımefendi benim yanımda çalışıyor. Çocuklar şakaysa uzatmayın bakın. Bu hanımefendinin çalıştığı kuyumcunun sahibi misin sen? Evet. İyi. Bu hanımefendi nişanlısınla birlik olup senin kasayı indirmiş. Adem. Şaka tabii. Ha bak, Aslan arıyor işte. Alo. Evet. Evet. Ne dedi? Sigortadan aradılar. Dükkan soyulmuş. Ne? Biz de diyoruz. Suç ortaklarını yakaladık. Her şeyi itiraf ettiler. Anahtarların kopyasını yapmışlar. Bunun nişanlısı müptezel hırsız. 17. soygunu bu. Asrın hırsız. Yok canım, daha neler. Götürün kardeşim. Burası sirke döndü. Götürün. İbrahim abi, bir yanlışlık var. Ay, anlatamıyorum baba. Ne? Abla! Ne ablası? Abla! Baba sözü dinlemez misiniz? Saadet, ha? Pardon. Allah Saadet. Sizi bildiği gibi yapsın. Kardeşimi nereye götürüyorsunuz? Abla, vallahi şaka. Aslan çıkacak şimdi şuradan. Anlatamıyorum ki. Abla bir şey yap abla. Baba neler oluyor? Damadınız dolandırıcı çıkmış. Abla! Sevda, ne oluyor abla? Kızı kullanmış, kuyumcuyu soymuş. Beni tutukladılar Sevda, sen ne oldun? Ben sıkıştım buraya ya. Allah kurtarsın. Senin de abla. Sevda. Nefret ediyorum.